Hayırlı geceler diliyorum. Yeni bir Seyir Defteri programıyla karşınızdayız. Malum olduğu üzere 24 Haziran seçimlerine giderken siyasi partilerin ittifak arayışları ve bu bağlamda birbirine karşı kullanmış oldukları söylemleri değerlendireceğimizi fragmanlarda da beyan etmiştik. Türkiye gerçekten son derece hızlı bir süreci yaşıyor. 24 Haziran'a doğru giderken gün gün saat saat gelişmeler kimi zaman birbirini teyit ediyor, kimi zaman birbirini adeta tekzip eder pozisyonda ilerliyor. Ve biz de bu süreci daha sakin, daha soğukkanlı bir biçimde anlamaya ve yarın öbür gün sürprizlerle karşılaşmamak için bugünden bazı gelişmeleri daha doğru, daha soğukkanlı ve daha yapıcı bir biçimde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Çünkü zaman oluyor ki daha önce de tecrübe ettiğimiz üzere bazen tespitlerle temenniler, temennilerle tespitler birbirine karışabiliyor. O zaman ortaya bazı olumsuz, beklenmedik sonuçlar çıkıyor ve bu da hem siyasi dünyada hem de toplumsal dünyada, tasavvurlarda ciddi bir hayal kırıklığına sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple bu akşam son derece iki değerli konuğumla, misafirimle 24 Haziran seçimlerine giderken Türkiye'nin içinde bulmuş olduğu durumu ve bu durumu toplumu değiştirme noktasında, harekete geçirme noktasında, bir noktada seferber etme noktasında siyasi partilerin ele almış olduğu seçim stratejilerini değerlendirmek istiyoruz. Karşımda sosyolog yazar Sayın Bahadır Kurbanoğlu var. İlk konuğum o. Hoş geldiniz. İkinci konuğum gazeteci yazar Sayın Musa Özer. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sorumu Bahadır Bey'e sorayım. MHP ve AK Parti'nin ittifakı tamam ve neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve bir de Demokrat Parti'nin de içinde yer almış olduğu diğer ittifak diyelim, karşı ittifak, o da neredeyse resmi olarak beyan edilmiş durumda ama o da olmuş gibi bir durumda. Bu iki ittifak grubunu nasıl değerlendirmeniz? Yani birinci ittifak ile ikinci ittifakın mücadelesi temelde ne üzerinde olacak? Neyi tartışacaklar? Neyi konuşacaklar? Yani değişim, değişmeme, başkanlık ya da parlamenter bu durum mu? Yoksa dış politika mı? Yoksa nedir ideolojik olarak? Yani mutlaka şimdi mesela Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında değindiği konulara baktığımız zaman bir tarafıyla diyelim ki özellikle Suriye politikası meselesi, diğer tarafıyla işte ekonomi, o ekonomik konular. Hiç şüphesiz bunlara değinecekler. Ağırlıklı olarak bunlar gündeme gelecek. Ama esasen kendisini tutarlı olarak gösterdiği bir nokta var ki hatta aday olmamasını da buna bağladığı nokta. O da sistemin geri, parlamenter sisteme geri döndürülmesi. Yani hangi aday söz konusu olursa olsun, yani Abdullah Gül de söz konusu olsaydı, istenen, talep edilen, denenecek olan şey, tabii çok zorlu bir yolculuk bu. Yani yeni sistem geçtikten sonra işte belli bir oranda milletvekili sayısını bulmanız lazım vesaire. Dolayısıyla muhtemelen meydanlarda, seçim meydanlarında bunları gündemleştirecekler. Yani tekrardan parlamenter sisteme geri dönüş, kuvvetler ayrılığına vurgu yapacaklar. Aslında Abdullah Gül'ün konuşmasında da yer alan hususlar kanımca, yani bu tabii ki belki tevafuk eden bir şey ama Türkiye'nin genel sorunlarına tekabül eden bir şey. Bir de ilkesel şeyler, yani zaten herkesin kabul ettiği genel geçer, evrensel hususlar bunlar. Bunlarla da ilgili kabul edelim ki 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de sıkıntılar var. Ama önemli olan burada o sıkıntıları kimin samimi şekilde dile getirdiği, kimin getirmediği. Belki bu ayrışma durumu söz konusu olabilir ittifakın kendi içerisinde. Ya inandırıcılık konusunda, hani Kılıçdaroğlu mu bu konuda daha inandırıcı, işte adalet yürüyüşü yaptı vesaire. Ama mesela Karamollaoğlu mu bu konuda daha inandırıcı? Seçmen de aslında biraz buna bakacak ama meydanlarda muhtemelen bu bahsettiğim 3-4 vurgu, tabii ki tek adamlık vurgusunu yapacaklar. Kutuplaştık diyecekler. Uzlaşalım denecek. Uzlaşı şey olacak falan. Bunlar gündeme gelecek. Diğer taraftan şu anda zaten kulis bilgileri de geliyor. Artık açık kulis demeyelim de, yani medyaya da yansıyan boyutuyla. Cumhur İttifakı da hem seçim manifestosunu üzerinde çalışıyorlar. Danışmanların çalıştığı ifade ediliyor. Hem de seçim stratejisinin nasıl yürütüleceği, ne şekilde yürütüleceği şeklinde. Orada da vurgular belli. Yalnız artı vurgular şunlar. Yani ekonominin, zaten söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani makroekonomi ile alakalı vurgular yaptı vesaire. Dış politika ile ilgili. Dış politika ile ilgili. Ama esasen mesela gelen bilgiler arasında, bugün yanılmıyorsam Abdülkadir Selvi'nin yazısında vardı. Mesela laiklik vurgusu yapılacak şeklinde.
Yani bu açık yazıldığı için bunu söylüyorum. Şimdi mesela hani buna neden ihtiyaç duyuluyor dendiğinde karşı tarafın mesela bugün Aydınlık'tan bir yazıya bakmıştım, bir iki yazıya. Onlar da mesela ısrarla işte Atatürkçülüğün gerilediği, Cumhuriyet'in değerlerinin gerilediği falan. Demek ki Doğu Perinçek falan da buna ilişkin şeyler yapacak. Dolayısıyla burada özellikle belki büyük şehirlerdeki seçmeni etkileme anlamında, yani ben laiklikten onu anlıyorum. Evet. Çünkü oraları kaybetme korkusu da daha evvelki seçimden yola çıkarak söz konusuydu. Büyük ihtimalle buna yüklenecekler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle şunu vurguladı partililere. Şimdi zaten hani aday olarak Erdoğan'ın 3 aşağı 5 yukarı seçileceği bir ortam. Tabi bilemiyoruz yani, siyaset bu. İşte 7 Haziran'da gördük, sürprizleri açık, eyvallah. Ama esasen parlamentoda güçlü olma meselesi burada söz konusu. Çünkü parlamentoda şöyle bir şey olacak anladığımız kadarıyla. Bir takım vekiller belediye başkanlığına gidecekler. Bir takım zaten elenecekler. Yani 3'te 2 gibi bir değişim olacak. Belediye başkanlığına gidecekler. Tabii belediye başkanlığından da gelecek olanlar var. Ama onlar da muhtemelen oradaki şeyi biteceği için bu tercihi belki kullanıyor. 3 dönem kuralı. Evet. Dolayısıyla parlamentoyu şu anda çok önemsiyor aslında Erdoğan. Çünkü biraz şey gibi kaldı. Bir yani de Cumhur İttifakı. Bunu şunun için soruyorum. Yani şu anda Türkiye gündeminde adeta hani Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Dolayısıyla en önemli mesele odur gibi ama bir taraftan da aynı gün, aynı saatte, aynı sandıklarda genel seçimler yapılacak. Dolayısıyla burada bir denge sorunu olabilir mi? Onu öğrenmek istiyorum. Birincisi. Evet. İkincisi de şimdi genel olarak bakıldığında siz bazı hususlara değindiniz. Sanki hani Erdoğan gitsin de diye bir ittifak varmış gibi. Oysa sizin söylediğiniz kadarıyla o ittifakı belirleyen ya da bir araya getiren temel diyeyim ki kaygılara, beklentilere, taleplere baktığımız zaman Erdoğan gitsinden öteye farklı şeyler de söyleniyor orada. Kesinlikle. Çünkü esas güç odağı, görünen matematiksel güç odağı orada. Yani Erdoğan'ın gidişinin bütün bu iki hafta boyunca gördük. Yani onun karşısına bir aday çıkarma noktasında zorlandıklarını, sıkıntı çektik. Halen daha sıkıntıyı çekiyorlar. Bunu gözlemlemiş olduk. Ama parlamentoda belli bir oran yakalanabilir. Özellikle 301 sayısı tabii ki burada rakamsal olarak önemli. Ha, ne açıdan önemli? Moral üstünlük açısından önemli. Bilahare yapılacak işleri yaptırma ya da yaptırmama anlamında etkili. Şimdi burada şöyle bir şey var tabii bizim yani dikkat etmemiz gereken. Daha tabii sistem denenmediği için çok gözümüzün önüne gelmiyor. Şimdi parlamento bu yeni sistemde bir ölçüde değerini yitiriyor ama bir ölçüde de değer kazanıyor. Yani nereden baktığınıza bağlı. Dolayısıyla burada orayı ele geçirme anlamında, yani orada fazla olma anlamında olabildiğince yüklenecek. Yani Cumhuriyet Halk ittifak. Partisi, İyi Parti ya dedim ki karşı ittifak, Erdoğan karşı ittifak. Bir noktada eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde etkili olamazsa bu sefer mecliste ağırlık kazanarak yeni süreci yönlendirmek isteyebilir diyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Musa Bey'e döneyim ben. Şimdi tartışmalar devam ediyor ve baktığımızda Türkiye'nin iç politikası, dış politikası neredeyse ne var ne yok her şey ya Erdoğan liderliğindeki bir siyasetle akıp gidecek, yeni bir yol açılacak, yeni bir yol inşa edilecek ya da açılmış olan yol tahkim edilecek ya da diyeyim ki Kılıçdaroğlu, işte Akşener ve Karamollaoğlu'nun bir araya getirmiş olduğu ittifakla diyeyim ki 16 Nisan öncesine dönüp parlamenter sistem devam edecek ve Cumhurbaşkanı'nın orada bir nevi sembolik şeyi devam edecek. Peki bu noktada olay sadece bir geriye dönüş ittifakı mıdır? Yani bu partilerin bir araya gelmesine baktığımız zaman temel talepleri sadece 16 Nisan öncesine dönmek midir? Yoksa onun ötesinde başka şeyler de düşünülüyor mu? Çünkü lider meselesi, ortak aday meselesi, çatı aday meselesi gündeme geldiğinde mesela hala ortada bir çatı aday yok ve 4 parti lideri de bir başvuru yapmış durumda. Her biri kendi için aday olacak. Ama 3 gün önce Abdullah Gül bu meselenin uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyleyip geri çekildi. Ne istiyor bu karşı ittifak dediğimiz İyi Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi? Yani partilerin ideolojik kimliği, siyasal perspektifleri, bugüne kadar ortaya koymuş oldukları politikalara baktığımızda çok da fazla yeni bir şey söylediklerini aslında göremiyoruz. Yani bu bağlamda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünü görmek lazım. Bu temsil ettiği politika çizgi
şey ifadeyle eski Türkiye'yi istiyor. Ama tabii ki dile getirdiği şeyler, eleştirileri itibariyle haklı olabilecek noktaları söz konusu. Siyasi noktalarda hükümetin özellikle 15 Temmuz sonrası OHAL'le memleketi yönetme meselesi, bazı politikalarında ortaya koymuş olduğu çelişkiler, çarpıklıklar, insan hakları, adalet noktasında ortaya koymuş olduğu şeyler, hakeza kuvvetler ayrılığı meselesini ortadan kaldırıcı bazı söylem ve eylemler, bunlara vurgu yapması sanki CHP'nin ve muhalefetin yeni bir şey söylüyormuş gibi, yeni bir şey söyleyecekmiş gibi bir şeyi böyle bir imaj verebilir ama aslında gerçekten de öyle bir şey yok. Bu minvalde statükoyu temsil ediyor. CHP statükoyu temsil ediyor. İyi Parti de kadroları itibariyle, yani Meral Akşener'in kendisinin bir şey söylediğini ben şahsen görmüyorum. Yani herhangi bir proje, bir ideolojik kimlik, bir duruş şey söz konusu değil. Ama parti kadrolarının, partinin önde gelen kişilerine, tiplerine baktığımızda burada ideolojik anlamda CHP çizgisiyle aynı şeydedir. Saadet Partisi de zaten uzun bir süreçten beridir Türkiye'de iç siyasette, iç denklemde ulusalcı kesimlerle, yani yine CHP paraleline düşebilecek çizgiyle birlikte hareket ediyor. Bu yeni bir olay da değil yani. Bu yeni AK bir olay değil derken yani ne zamandan beri? AK Parti kurulduğundan beri diyebiliriz ki, yani rahmetli Erbakan yaşarken de bu çizgi söz konusuydu, bu birliktelikte söz konusuydu. Yani içeride ulusalcılarla birliktelik, dışarıda dış politik şeyde de işte örneğin İran'la birliktelik çizgisi Saadet Partisi çok sistematik ve sürekli bir şekilde devam ettirdi. Yani muhalefetin bundan vardı. İttifak sürpriz sayılmaz. Sürpriz sayılmaz. Evet. Bu şu yönüyle. Cumhuriyet Halk Partisi. Abdullah Gül denemesi sürprizdi aslında. Hı. Yani Abdullah Gül'ün liberal kişiliği. Yani liberal demesek de yani AK Parti geçmişi, kimliği, 15 yılın içerisindeki konumu, bugüne kadar oynadığı rol itibariyle baktığımızda gelmiş olduğu nokta. Yani Abdullah Gül aslında düşüncelerinden, siyasal çizgisinden vazgeçmedi, şey yapmadı. Ama muhalefet ona ihtiyaç duyuyordu. Muhalefet böyle bir lidere, adaya ihtiyaç duyuyordu. Oraya gelmiş olması o sürpriz idi. Ama Meral Akşener'in İyi Parti'nin tutumuyla o proje akım kaldı. Peki şeyi nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi biz iki ittifaktan bahsediyoruz ama bir de bu iki ittifakın dışında mecliste 60 küsur milletvekili sokmuş. En kadar bir kısmına milletvekili düşmüş olsa da %11.3 oy almış 1 Kasım seçimlerinde bir HDP gerçeği var. Burada HDP'yi nereye koymak gerekiyor? Nasıl konumlanacak? Yani şu açıdan, yani Diyarbakır'da, Batman'da, efendim Bingöl'de, Bitlis'te, Hakkari'de, Van'da, Ağrı'da ya da HDP'nin yoğun olarak oy almış olduğu yerlerde seçmen ne yapacak? Yani Türkiye siyasetinin en acemi ve zayıf kaldığı noktalardan birisi HDP'yi okumada, tahlilde ki duruş meselede olduğuna inanıyorum. HDP'nin yani örneğin PKK'nın cephede, dağda ki kayıpları, PKK'lı işte teröristlerin, militanların kayıplarının HDP'nin kaybı gibi değerlendiren bir anlayış söz konusu. Yani bölge halkının politik duruşunu, kimliğini yanlış noktalarda değerlendirme söz konusu. Ben yani milliyetçi perspektifin bakış açısının maalesef yani karşılıklı milliyetçilik temelindeki bu bakış açılarının, Türk milliyetçiliğinin hala çok güçlü olduğunu, dolayısıyla HDP'nin de maalesef bu anlamda ciddi bir oy noktasında olduğuna inanıyorum. Yani HDP'ye karşı gösterilen tutum tabii çok enteresan. Yani bir dönem sistemin içerisinde kabul edilen çözüm süreci gibi işte süreçlerde
öne çıkartılan, paydaş olarak masanın diğer tarafında öne çıkarılan şey şu anda tamamen sistem dışı görülmeyen, hatta muhalefet tarafından da bu şekilde görülen. Yani örneğin CHP ile HDP gelenek olarak sol çizgidir ve aynı şey geçmişte de ittifakları söz konusudur. Öyle bir siyasal kültür oluşturuldu ki muhalefetin oluşturulmuş olduğu bu şeyde HDP hiç düşünülmedi bile. HDP'nin kendisi de düşünmüyor ama. Yani öyle de bir şey oldu. Biraz, öyle de bir vasat oluştu. O da kendini bu, dışarıda bırak kalmanın normal olduğunu vurguluyor ittifaka dönük olarak. Yani hükümetin bu yokluk meselesi içerisinde şöyle değerlendirmesi yanlış olur diye düşünüyorum. Yani salt askeri çözümle militanların, PKK'ların, teröristlerin imhası temelinde ve belediyelere kayyum atayarak, yol asfalt yaparak bölge halkının tekrar yönünün kazanılacağı anlayışının doğru olacağı kanaatinde değilim. Bu konuda ciddi bir yanılgı içerisindeler diye düşünüyorum. Yani bölge halkının tekrar o birkaç sene önceki süreçte olduğu gibi bakış açısını, sempatisini, sevgisini kazanacak kuşatıcı bir siyaset ve söyleme gelmesi lazım. MHP ile kurulan ittifak ilişkisi bu minvalde o milliyetçi bakış açısı, perspektifi sahiplenme, yani ittifakı yanlış temele getirtme, ideolojik noktada milliyetçileşme, milliyetçi söylem ve argümanlar ciddi anlamda rahatsızlık uyandırıyor. Sadece bölge halkında değil elbette. Yani İslami kesimler, cemaatler, dindar çevrelerde de bu minvalde onu da belki değerlendiririz. Ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Bu anlamda seçimin bence en kilit noktalarından birisi bölge oylarıdır. Bölgedeki oylar meselesidir. Yani Diyarbakır, Diyarbakır Van, ve ya İstanbul'da da kaç milyon? İzmir'de, Antalya'dan. Evet. Kestirilemeyecek şeydir mesele. Peki şimdi ben bu konuyu devam edeceğim de orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Yine belki o bağlamda değerlendirebiliriz. Şimdi bu ittifak meselesi konuşulurken yani dilde bazı rahatsız edici diyeyim ki kelimeler, kavramlar, benzetmeler kullanılıyor. Onlardan bir tanesini size sormak istiyorum. Bugün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Boz'la CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin ittifakına ilişkin bir değerlendirme yaptığında şöyle bir cümle kurdu. Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz ve bu da Türkiye'nin çıkarladığı geleceği için değil, Tayyip Erdoğan karşıtlığı temelinde yapılmış bir iştir diyor. Fakat aynı konu aynı saatlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sorulduğunda o da şöyle bir değerlendirme yapıyor. İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını söylemiştik. Hayırlı uğurlu olsun, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Tekrardan Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Yani başkanlık sistemine ilişkin yapılan değişimlerdeki en önemli iş ittifakların artık gayri resmi değil, kitabını uydurma şeklinde değil, resmi olarak, doğal olarak yapılabileceğine ilişkin bir düzenlemeydi ve bu oldukça büyük bir gelişme olarak ifade edilmişti. Fakat şimdi baktığımızda burada farklı bir şey görüyoruz. Yani bu ittifakı hani cumhur karşıtı ittifak gibi, yani sadece Erdoğan karşı değil de halka karşı bir ittifak gibi lanse etmek noktasında ortaya konulan söylemler neye alamettir? Yani nasıl bir değerlendirmek lazım? Yani burada şunu görelim, hani iktidarın da belli bir korkusu var. Uzun süredir sürdürdüğü, devam ettirdiği. Bu 7 Haziran 1 Kasım arası özellikle orada biraz pekişen, bilahare 15 Temmuz sonrası da artan bir korku hali söz konusu ve bu siyasetin de diline yansıdı. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela muhalefetle ilgili bir sürü kelimeler kullanılıyor. İşte bugün gazetelerden bir kısmı manşet atmıştı. Patrondan şey bekleniyor diyor mesela. Patrondan nedir o? Talimat bekleniyor. Yani bir ara kurye vardı. Şimdi talimat bekleniyor. Yani şimdi aday için artık Muharrem İnce mi olacak? İlan kesici mi olacak? Büyükerşen mi olacak? Neyse kim olacaksa yani. Hani kimin, olacak. Yani ne, kimler şey kimler olacak. Konuşuluyor. Evet, yani şimdi bunun için Pensilvanya'dan veya üst akıldan
şey mi gelmesi lazım yani? Şimdi bir ara Abdullah Gül için bunu söylediler. Bu biraz inandırıcıydı şey olarak, yani kamuoyuna sunuş biçimi itibariyle, yeni olması itibariyle. Bir de Abdullah Gül'ün ismi etrafında döndüğü için inandırıcılığı, tırnak içinde kullanıyorum tabii inandırıcılığı. Hı-hı. İnandırıcıydı ama sonra ne oldu? Ha, Pensilvanya'nın projesi mi çöktü? Abdullah Gül vazgeçti, geri çekildi, vazgeçti. Ha, burada iki taraflı bir şey var. Mesela muhalefette bunu nasıl kullandı? İşte Akar helikopterle indi, köşke bilmem gitti, köşke gitti, etti. Konuşuldu, tehdit edildi falan. Yani her iki tarafta da bu var. Ama şunun görünmesi lazım yani. Şimdi iktidarda mesela. Şimdi bir ton laf ediliyor. İktidarın tabii gazetelerde çok olduğu için, görsel medyada onların şimdi yoğun olarak elinde olduğu için tabii çok fark ediliyor onların yaptıkları ama... Yani düne kadar Allah aşkına yani MHP değil miydi başkanlığa kesinlikle karşı olan parti? Devlet Bahçeli yeri geliyordu işte bu biraz evvel konuşulan konuyla alakalı ipler fırlatıyordu. Başkanlığa karşıydı. 17-25 Aralık yolsuzluk haftası ilan etmişti. Yani sormazlar mı insanı hani nereden nereye gelindi diye. Şimdi bu her taraf için bu anlamıyla geçerli. Yani biz burada aslında şöyle bir şey, şöyle bir dönem yaşıyoruz. İşin ahlakiliği vesaireliği ayrı konuşuruz da. Şimdi sistem değiştiği için, değişiyor olduğu için bu sisteme ayak uydurma noktasında bir takım hareketler de gelişiyor. Yani iktidar kanadında da muhalefet kanadında da. Ama her iki tarafta kendi hareketlenme biçimlerini gayet meşru, gayet ahlaki, gayet siyasi, doğal gibi sunuyorlar. Öbür tarafa da tersinden bel altı yapıyorlar. Yanlışlık burada. Yani burada bir sisteme alışılıyor. Belki bundan belli bir zaman sonra bu sistem devam ederse geriye dönüp bakıldığında bütün o yazılıp çizilenlere ahva edilecek. Çünkü şimdi şunu görelim mesela, diyelim ki İngiltere'de kaç tane parti var? 3 tane parti var ana parti olarak söylüyorum. Diğer partiler yok mu? Başka partiler de var. Ama ne oluyor? Seçim olduğu zaman o 3 partinin yamacına gelip eklemlenmek durumunda kalıyor. Sistem gereği böyle oluyor. Ya da Almanya'da da böyle oluyor aslında. Böyle oluyor. Yani dolayısıyla bu zaten 2 kere 2 4. Ha, şimdi Türkiye'de tabii siyaseti konuşurken biz ideolojik boyutlarıyla da konuştuğumuz için mesela işte bundan 20 sene evvel şunları şunları söyledikleri Temel Karamollaoğlu'nun şimdi bu vaziyette olması işte can sıkıcı falan diye konuşuyoruz ama normalde zaten sistemin kendisi aslında ideolojik duruşu biraz arkaya çektirip belli memleketin belli çıkarları doğrultusunda veya kendi çıkarları doğrultusunda partileri bir araya gelmeye zorluyor zaten. Bunu en başında zaten Cumhur İttifakı yaptı. İlk önce ilk modeli kendisi zaten gösterdi. Ve bunu legalize etti. Yani kanun çıkarttı, legalize etti. Dolayısıyla ve dolayısıyla artık bu ittifaklar meşru hale gelmiş oldu. Peki siyasetin içerisinde meşru olan bir şeyin sürekli arka planında komplolarla gayrimeşrulaştırmaya çalışılması ahlaki bir şey mi baktığınız zaman? Yani bu nokta üzerinde durulması lazım ve bu en fazla toplumu yaralıyor. Yani hep deniyor yani kutuplaşmaları azaltalım, şu olsun bu olsun. Aslında iki taraf da buna yanaşmıyor. Her iki taraf da birbirini bu noktada bir nevi kullanıyor aslında tırnak içerisinde. Bu aynı zamanda konsolidasyona sebebiyet veriyor. Yani iki tarafta aslında belli ölçüde kendi tabanını tahkim ediyor. Öbür tarafı bir nefret objesi haline getiriyor. Burada bence şey söz konusu. Yani siyasal iktidarın özellikle AK Parti'nin 15 yıllık 16 yıllık süreçte ortaya koymuş olduğu kültüre baktığımızda son 2-3 yılda ki şeyi gerileme görüntüsü var. Hı. Özellikle işte Bekir Bozdağ'ın önlerinde olduğu gibi ya da zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın ve diğer AK Parti yöneticilerinin çeşitli olaylara ilişkin tavırları panik, öfke, sinir merkezli. Yani diyelim ki normalde Bahçeli'den bekleyeceğiniz çıkışları hükümet yapıyor. Bahçeli ise daha sağduyulu, daha şeyler yapıyor. Evet, bu anlamda bunun o getirdiği müşterisinin fazla olduğu zannediliyor ama ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Yani sosyal medyanın, kitle iletişim araçlarının sayısız bir şekilde çoğaldığı bir süreçte bu tür yöntemlerle, bu tür basit psikolojik yöntemlerle insanların daha fazla teveccühünü kazanılacağı zannediliyorsa ben bunun belli bir yekünde, belli bir kitlede, belli bir seçmen şeyinde karşılığının olduğunu ama daha geniş kesimlerde ise antipatik ve soğuk karşılandığını, özellikle de haksız yere yapılan çıkışlar, haksız yere yapılan ithamlar,
öfke çıkışları, mahkum edişler, söylemler, usluplar, bu hakaretler ve aynı şekilde tabii bu olayın bir de şu boyutu söz konusu. İktidarın bir ayağı da medya. İktidar, bu eskiden beri böyle, bu dünyanın her yerinde de böyle maalesef. İktidarın yazarları, çizerlerinin olaylara ilişkin tavırları, söylemleri, gazetecilerin, yazarlarının üslubu, tanımlamaları, sıfatları, ithamları, değerlendirmeleri bence toplumda menfi anlamda çok ciddi bir karşılık buluyor. Yani bunun menfi anlamda, yani menfi, bu olumsuz anlamda toplumu geliştiren siyasetten soğutuyor, seçimlerden soğutuyor, siyasetçiden soğutuyor. İnandırma meselesi, inandırıcılık meselesi ciddi anlamda zedeleniyor. Güven meselesi ciddi anlamda kayboluyor. Bu yani bunun böyle devam ederse ben bunun da seçimlerde bir yansımasının, bir karşılığının nasıl olacağını bir yansıması? Burada bir bu iki tür yansıması. İki yansıması. Yani sandığa gitmemek mi ya da bu şöyle yansıması yani olabilir. Bunun telafi, yani inandırıcı, yani örneğin AK Parti manifestosu, hı hı, bence bunlardan bir tanesi de burada temel, önümüzdeki yıllara ilişkin neyi öne çıkaracağının, örneğin yolsuzluklara ne diyecek, yasaklara ne diyecek mesela, adalet meselesi ne diyecek? Bunlarla ilgili bir söylemi var mı yok mu? Mesela bazı çevreleri, toplumun belli kesimlerinde bence bir beklenti ve bir bakış açısı olacak. Bu şöyle olur. Yani insanlar bu tür çevreler, şeyler gidip CHP'ye oy vermez. Evet. Saadet'e de vermez. İyi Parti'ye de vermez. Ama sandığa da gitmez. Ama çalışmaz da. Ama insanları teşvik de etmez. Bu az bir şey değil. Yani toplumu yönetebilecek, sevk edecek, kamuoyu oluşturma gücü olabilen, insanları ikna edecek, geçmişte olduğu gibi yapabilecek birçok çevre, birçok şeyde bu son 1-2 yıldaki, özellikle son 1-2 yıldaki siyasal kültür, görüntü, üslup, kullanılan araçlar, şeyler rahatsız ediyor, yoruyor. Şimdi bunu açık ve net olarak söylemek lazım. Bunu görmeleri lazım. Yani insanlar korkularından dolayı, belli beklentilerinden, belli şeylerinden dolayı söylemiyor olabilirler. Ama bu çok çok nettir. Çok çıplak gerçektir bu. Başta özellikle toplumun damarını, mayasını tutan cemaatler, İslami cemaatler, dindar çevreler, belli bir ahlakilik, belli bir duruş, belli bir üslup üzerinde olan İslami çevreler, cemaatler. Çünkü bozulma şeyi daha az olan, son derece, yani her ihtimalde, her zeminde koruması gereken hassasiyetleri olduğundan dolayı bozulması daha geç ve yavaş olan İslami cemaatler, şeyler, siyasal kültüre, görüntüye baktıklarında otomatikman pasif duruma, rahatsızlık şeyine geçiyorlar. En hafif deyimiyle yorgunluk ifadesi, yorgunluk görüntüsü var. Psikolojik bir yorgunluk görüntüsü var. Bu da yansır. Böyle devam edilirse bu yansır. Hadise sadece CHP'nin alacağı oy üzerinden yürümüyor. Ya da Saadet ya da İyi Parti'nin ya da başka partilerin alacağı oy üzerinden yürümüyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada ben de bir ekleme yapayım Musa'ya da. Şimdi dediği gibi, yani muhalefetin şeyini sabahtan akşama konuşabiliriz. Haftalarca da konuşabiliriz ve bu bizi, yani konuşabiliriz derken bizi kastetmiyorum sadece. Konuşuluyor da zaten. Ne için? İşte seçimlerde bir şekilde iktidar süreci devam etsin diye. Aslında biz bir iktidar oyunu içerisindeyiz. Yani oyunu tahfif anlamında kullanmıyorum. Strateji böyle. Yani özellikle son 3 yıldır, yani 7 Haziran'dan sonraki bütün strateji iktidarda kalma üzerine kurulu bir strateji söz konusu. Yani bunu görmek lazım. Bütün aslında çaba, bütün sistem değişimi, şu bu vesaire, bazı detayları konuşabiliriz ama bunun üzerine kurulu. Şimdi o yüzden hani sabah akşam muhalefet eleştirisi bizi iktidar yapabilir mesela. Yani ki istenen bu değil mi? Yani sonuçta finali göğüslemek, ipi göğüslemek. Ama şimdi dediği gibi mesela Musa'nın bahsettiği noktadan devam edersek. Mesela bir kısım insanlar var ki bana göre 2000'li yıllarda olumlu anlamda değişen, dönüşen nesil olarak söylüyorum. Toplumsal taleplerin karşılandığını gören, hak hukuk meselelerinde yol alındığını gören, vesayet rejimine karşı çaba gösterildiğini gören, mücadele edildiğini gören kesimler olumlu bir değişim, dönüşüm gösteriyorlardı. Yani burada iktidar belki kendi arzu ettiğinin de fevkinde, çok üstünde
toplumu olumlu anlamda dönüştürüyordu. Çünkü toplum aynı zamanda bütün o gidişata anlamlar yüklüyordu. Musa'nın bahsettiği kesimler rahat konuşuyorlardı. Mesajlarını rahat iletiyorlardı ve ya, hatırlayalım yani bir başbakanın infak konuşması yaptığı bir şey yaşadık yani. Yani Suriye meselesini infak kavramı üzerinden anlatan bir dönemdi. Şimdi burada AK Parti'nin MHP'lileşmesi, özellikle hamasi bir milliyetçiliğin burada şey yapması, bu bahsettiğim kitlelerin bir kısmında mutlak itaatçi kesimler oluşturuyor. Yani olumsuz anlamda bu şeyi kastediyorum. Mutlak itaatçilik. Ha. Yani fark etmez. Çok sevdiğiniz bir insana da olabilir bu. O insan çok değerli de olabilir. Hali hazırda çok değerli bir insan da olabilir. Ama mutlak itaat benimsenmesi gereken bir şey değildir. Vahiyler de bunu böyle ifadelendirir. İnsanlık tecrübesi de bunu şey yapar. İşte Hazreti Ömer'in bugünlerde sözleri paylaşılıyor sosyal medyada. Niçin? Yani beni bizi eleştiriyorsanız, uyarıyorsanız eğer ve biz dinlemiyorsak bizde hayır yoktur. Siz uyarmıyorsanız sizde hayır yoktur gibi bir takım sözler paylaşılıyor. Şimdi bir bu kesim oluşuyor. İki, demin Musa'nın da bahsettiği gibi ciddi manada yara alan, küskün ama gerektiği gibi konuşamayan, bunu nereye yansıtacağını tam bilemeyen. Mesela bu seçime de bakın sadece sosyoloji değil, seçime dönük olarak da şöyle bir hava oluşturuyor. Herkes bunu şimdi yavaş yavaş yazmaya çizmeye başladı. AK Parti'ye yakın olanlar da bunu yazmaya çizmeye başladı. Mesela Kemal Öztürk'ün falan yazılarında vardı. Mesela başkanlıkta tamam Erdoğan'a verecek. Çünkü memleketin haline bakıyor. Kaos olmasın, şu olmasın, düzen devam etsin. Öbür tarafta bir şey yok, tamam. Ama parlamentoda bütün hıncını parlamenter şeyde seçimde çıkartabilir. Yani adaya bakar. Aday mesela saadetli, düzgün birisidir, dürüst birisidir. Misal olsun diye söylüyorum. Yani başka bir yerden de olabilir. Mesela verebilir. Dolayısıyla bu aynı zamanda AK Parti'nin yanlış giden noktalarıyla alakalı. Hem reisi cezalandırmamış olur, reisi reisliğine gönderir. Ama öte taraftan burada AK Parti'nin özellikle alt kademeleriyle ilgili konuşulan veya memleketin bugün devletin yönetim kademeleriyle alakalı konuşulan hususlarla ilgili hıncını oradan çıkartabilir. Bakın bu da seçime yansıyan bir boyut. Yani işin itikadi boyutunun yanında böyle de bir kısa vadede böyle bir şey de getirebilir. Veya şimdi getirmez ama böyle giderse orta vadede getirebilir. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı geçen hafta yaptığı konuşmada yani 24 Haziran sonrası yani başkanlık sisteminin geçerli olacağı, yeni sistemin kurulacağı, kurumsallaşacağı bir vasatta daha çok demokrasi olacağını, daha çok ekonomik anlamda refah olacağını, Türkiye'nin daha güçlü olacağını beyan etti. Buna ilişkin beyanları var. Şimdi tabii o arada da bazı eleştiriler de oldu. Yani şu anda bütün imkanlar eldedir gibi bir takım şeyler söylendi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi birkaç gündür hükümet tarafından açıklanan bir paket var. İşte vergi affına ya da diyeyim ki daha çok imar affına dönük, öğrenci affına dönük ya da emeklilere dönük bir diyeyim ki iyileştirme programı yapılıyor. Gerçi bu program yapılmadığı için 7 Haziran seçimleri öncesinde hükümet, AK Parti hükümeti eleştirilmişti. Fakat şu anda da bir sanki işte seçim rüşveti gibi değerlendirmeler yapılıyor. Yani nedir? Yani seçim rüşveti midir, değil midir? Yani bunun kaynağı var mıdır, yok mudur? Yani burada nasıl bakmak lazım? Yani ya da toplum nasıl bakıyordur, nasıl algılıyordur bunu? Şimdi şunu görelim yani. Eğri oturup doğru konuşalım. Yani burada bir tabii ki topluma cazip gelen alanlarla alakalı bir sunum yapılıyor. Yani cümleyi öyle kurayım. Yani sonuçta toplumun sandığa giderken burada etkilenmesi olumlu anlamda iktidarın lehine etkilenmesi isteniyor. Ama mesela dikkat ederseniz muhalefetten çok fazla bu konuya ilişkin çok fazla şey gelmiyor. Niye? Çünkü onların da daha evvel bu hususlarla alakalı mesela talepleri bir takım vardı. Talepleri, vaatleri vardı. Hatta bu BTP falan 5000 lira asgari ücret falan gibi böyle iyiden iyiye uçuyordu. Bağımsız Türkiye Partisi falan. Diğerleri de öyle. MHP'de de vardı, CHP'de de vardı. İşte mazot şu kadar olacak. Onu diyeceğim. Yani mesela bir dönem hani Çiller döneminde bir iki anahtar meselesi vardı. Evet. Efendim ya da Cem Uzan'ın işte meşhur işte mazot 1 liraya olacak meselesi vardı. Ya da Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun her birinin işte şu kadar zamanda yaparsak şöyle şöyle yaparız gibi vaatleri vardı ama şu anda muhalefetten gelen böyle bir talebin olmaması yani toplumu heyecanlandıracak, onlara bir coşku verecek, ne bileyim yani seferberlik çağrısı ama gibi bir şeyi onu daha neden göremiyoruz? Ama bilmiyoruz daha. Şimdi meydanlara çıkacaklar.
Bakalım meydanlarda şimdi ekonomiyle alakalı neler söyleyecekler. Onları daha bilmiyoruz. Şimdi diğer taraf diyor ki iktidara yakın medya unsurları işte sürekli Erdoğan'ı düşürme üzerinden. Yani tamam, şimdi zaten sistem bunu gerektiriyor. Yani birisini oradan indirmen gerekir ki kendi adamın gelsin. O ayrı ama sadece o olmayacak. Yani 6-7 madde üzerinden gidecekler. Bir de bu şeyi daha bilmiyoruz. Hani meydanlara inecekler. Bakalım neler konuşacaklar, neler söyleyecekler, neler. Belki mesela Karamollaoğlu ile birlikte vaat edecekler aynı şeyleri. Yani gayet şey inandırıcı mi? Misal yani gayet inandırıcı olması hasretiyle yani, belki şey yapacaklar. Ama burada şurası önemli. Yani iktidara da şuradan şey yapmayalım. Yani sadece vermiyor. Bu paketlerle birlikte alıyor aynı zamanda. Ne alıyor? Yani mesela diyelim ki vergi işte aflarıyla falan birlikte, imar şeyiyle birlikte falan. Hani bunun şeyi tartışılır tabii ki de. Yani diğer boyutları tartışılır. Ama ekonomik boyut itibariyle baktığımızda mesela 24 milyar emeklilere veriyorken 21,5 milyar da bir maddeden gelir elde ediyor. Diğer maddelerden 50-60 milyar civarı mesela gelir elde etme durumu söz konusu. Dolayısıyla hesabı kitabı az çok yapılmış bir şey. Bir şey yani, evet. Bunu da böyle şey yapmak. Musa bir şey söyleyecekler. Ben şey diyecektim. Yani bence muhalefetin paydaşlarından birisi AK Parti'nin kendisidir. Yani, şöyle, hükümetin icraatları, yaptığı şeyler, yapacağı şeyler, verdiği görüntü bence yani menfi anlamda, olumsuzluk anlamda da şey oynuyor. Yani muhalefetin ortağı olmasına yol açıyor. Yani şundan dolayı, ya bugün 5-10 yaşındaki bir genç AK Parti iktidara geldiğinde bugün 20-25 yaşlarına tekabül ediyor. Hı hı. Yani çünkü Bağdan'ın bahsettiği memleketin siyasal kültürünü, siyasal sistemini, siyasal düzeninde ciddi bir değişmeye yol açtı. Belli bir standarda, belli bir şeye getirdi. Hı hı. Ve bu olumlu anlamdaydı. 80-90 yıllık sistemin vesayet kültürünü değiştirdi. El atılmamış birçok meselesine el attı. Başta Müslümanların, dindarların hakları konusunda, Kürt sorununda, hatta Alevilerin meselesinde, Ermeni meselesinde bile, hı hı, hükümet çok ciddi anlamda adımlar attı. Bunlar öyle az buz işler değil. Askeri vesayeti geriletme noktasında da öyle. Düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırma noktasında da öyle. Bu memlekette bir standart bir çıta oluşturdu. Toplum da buna alıştı. Gençler bunu gördü. Yeni nesil bunları biliyor. Bu sistemi biliyor. Hı hı. Yani Türkiye toplumunun şu anda gidin gençlere sorun. Demirel'i yeni nesil tanımıyor ki. Özal'ı tanımıyor ki. Erbakan'ı tanımıyor ki. Ecevit'i bilmez ki. Ya onlar sadece hani biraz siyasi tarih yani, okumuş, evet, biraz belgesel tabii izlemiş. Yani bunlar, İnsanlar şey, da böyle bir imaj olarak tabii, vardır ama. Siz istediğiniz kadar karikatürize edin. Bir iki tane görüntü verin eskiden. O muhayyelinde bir şey oluşturup yani şu orada mudur? Yani AK Parti diyelim ki son 15 yıllık zaman zarfı içerisinde gerek iktisadi olarak, gerek siyasi olarak, gerekse kültürel olarak ciddi bir sıçrama yaptı, evet, ve toplum bu sıçramada elde edilen standartları normal standart olarak kabul etti ve bu standartların, evet, arkasında düşecek herhangi bir uygulamayı, herhangi bir söylemi fıtraten de böyle olur zaten. Kabul etmez. Evet, kabul etmez. Bak, mesela buna bir ben şey yapayım. Şimdi Mahmut Övürler falan başta olmak üzere, yani özellikle isim veriyorum ki yani gitsinler yazılarına baksınlar. Bu tip insanlar özellikle sürekli olarak şunu vurguluyor. Ne zaman ki işte biraz evvel bahsettiğim hususlarla alakalı sıkıntılara vurgu yapılsa, birileri söylese hiç fark etmez. CHP'li birisi de söyleyebilir. İslami cenahtan da birileri söyleyebilir. Fark etmiyor. O hal meselesi, KHK'lar meselesi, şu bu gündeme geldi. Sürekli olarak ifade edilen şey şu. Ya Türkiye ne badireler atlattı, ne darbeler hala olabilir. İşte şu bu dediğiniz zaman olmadı mı? Bak işte 10 yılda bir darbe oldu. Son dönemde şöyle şöyle 2000'li yıllarda darbe denem. Şimdi bakın bu çok ilginç bir şey. Yani insanlar ellerinde bir tek bu şey kaldı. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Bir tek manzarayı tasvir noktasında biz nice badireler atlatmadık mı şeyi var. Şimdi Allah aşkına yani 90'lı yıllarda da sistem böyle bakıyordu. Ben nice badireler atlatıyorum diyordu. Kürt sorununa böyle bakıyordu. Mürtecilik meselesine böyle bakıyordu. Bunların Avrupa Birliği ile ilişkileri var. Arkalarında Amerika var, şu var, bu var. Şimdi bu bir meşrulaştırma şeyi olamaz. Yani o çıtadan geriye doğru düşünmüşse o zaman eller
hakikaten o iki el arasında başımızı alacağız, düşüneceğiz. Yani buradan nasıl tekrardan çıkabiliriz diye düşüneceğiz. Araya mı gideceğiz? Araya gideceğiz. O zaman araya gitmeden hemen bir şey söyleyeyim. Mümkünse oradan devam etmeye çalışalım. Tamam. Mesela şu maddeler var ya, vaat maddeleri. Ben gönlüm isterdi ki o işte vergi affıdır, emekliye ikramiyedir vesaire. Bütün onlara ilişkin aynı zamanda bir adalet maddesi olsun. Adalet ve hukuk maddesi olsun. Yani mağdur insanları umut verici, herhalde onlar bu hesabın içerisinde yoklar. Gerek görülmüyor herhalde diğerlerin rakamlarına vurulduğunda 12 milyon emekli falan, ama eğer bu olabilseydi bence önemli bir şey olabilirdi bu. Evet, açılım olabilir. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından seçim vaatleri meselesini konuşalım. Aynı zamanda partilerin seçim stratejilerinde birbirleriyle mücadele ederken ne kadar tutarlı olduklarını ve bu mesajların toplumda ne boyutta bir karşılık bulduğunu irdelemeye devam edelim. Evet, merhabalar tekrardan. Seçim gündemini değerlendiriyoruz. Partinin almış olduğu pozisyonu konuşuyorduk. Son olarak söz Bahadır Kurbanoğlu'nda idi ve o seçim beyannamesine bir atıf yaptı. Yarın öbür gün muhtemelen AK Parti'nin manifestosu, seçim manifestosu açıklanacak. Orada bir seçim stratejisine ilişkin kullanılacak görseller, strateji nasıl yürütülecek, bir kurmay kadro tarafından bu hazırlanıyor. Ve orada sizin bir vurgunuz vardı. Tamam, işte memurların hakları ya da işte emeklilerin hakları ya da diyelim ki imarla ilgili düzenlemeler, afta demeyelim de bunlar var, ama bir de adalet vurgusuna ilişkin bir kamuoyunda beklenti olduğunu ifade ettiniz. Evet. Kamuoyunda adalete ilişkin nasıl bir beklenti olabilir? Nedir? Ya beklenti, şimdi kamuoyunda şöyle, kamuoyunda belki bizim anladığımız anlamda bu mağduriyet meselelerine ilişkin bakış açısı çok yaygın olmayabilir. Ama önemli değil. Siz bir hakikate burada vurgu yapmış olacaksınız. O insanların sayısı kaçsa hiç önemli değil. Yani bu 15 kişi de olabilirdi, 15 bin kişi de olabilir. Sonuçta bunu yapmak zorunda olduğunuz için yapacaksınız. Ben burada şöyle bir şey görüyorum. Bilmiyorum, benim hissiyatım bu. İnşallah haklı çıkarım. Şimdi sistemin birçok yönünü eleştirebiliriz belki, yeni sistemi, ama bir yönüyle şöyle bir tarafı var. Mesela şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen seçildiğinde %90'dan fazlası teknokrat olan bir kadro kuracak. Yani yönetmek isteyecek. Ekonomiyi iyi bilen, hangi alansa o. O alanla ilgili, yani siyasetle ilişkisi kopuk veya daha evvel belki siyasetle hiç ilişkisi olmamış insanları rahatlıkla şeye getirebilecek. Yürütmeye getirebilecek. Bakanlar kuruluna dahil edebilecek. Dahil edebilecek. Bu rahatlığı getiriyor bu sistem. Hani o açıdan avantajlı bir yönü var. Buradan yola çıkarak işte biraz evvel bahsettiğimiz konular siyasetle yoğun ilintili olduğu için, çünkü insanların bakış açıları var. Şimdi diyelim ki siz mağduriyetleri çözmek için, ben evet ya biz 1,5 sene sonra kafanıza dank edip hakikaten biz bu meseleyi bir halledelim dediğinizde belki belli kitleler bir dakika diyecekler. Yani FETÖ'yle mücadele akamete uğramamalı. Çünkü konuşan savcılar, bazı savcılar, konuşan yazan gazeteciler, bir takım medyatörler, bir takım konuşan siyasiler, çünkü bu ortamı oluşturdular. Yani mağdur kelimesini Erdoğan bile edemez hale geldi. At izi itizi falan dedi, sustu, çünkü bu FETÖ'yle mücadeleye zarar veriyorlar algılandı. Hatta Yargıtay Anayasa Ceza Dairesi'nin meşhur içtihadı yaptığında yine bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından eleştirile geldi. FETÖ'yle mücadele burada akamete uğrar diye. Ve bilahare bütün o mor beyinler falan ortaya çıkmasına rağmen sonradan yine mağduriyet alanları büyüdü. Sayı olarak büyüdü. Yoksa belli çözümler geldi. Mesela belli insanlar görevlerine iade edilenler oldu. Yani olan oldu, olmayan oldu. O sorunlar hala devam ediyor. Ama şey sayısı arttı. Yani yatay mücadeledeki insan sayısı arttı. Yani başlarda atıyorum 110 binlerken 400 binlere falan mesela geldi. Şimdi dolayısıyla bu konular ister istemez, adalet hukuk konusunu bile konuşsanız siyasi bir konuyu konuşmuş oluyorsunuz. Tamam, ama belli ölçüde diyorum ki belli ölçüde rahatlatacak zaten. Ama ben sadece hani siyaseten getirisi götürüsü var mı hesabı üzerinden değil. Yani burada hiç olmazsa insanlara bir umut olma açısından,
olmasına, yani bu sistem geçtiğinde inşallah, ki ben inanıyorum o konuşmalar olacaktır. Yani sadece ekonomiye vurgu olmayacak. Hak, hukuk, özgürlükler vesaire konularında da mutlaka o manifestonun içerisinde bunlar yer alacak. Ama hızlı hareket edici biçimde fiiliyatta da şeyinin gösterilmesi lazım. Kastettiğim o. Orada sizin ekiniz var, ondan sonra ben bir soru. Tamam, kısa bir şey var. Olayın iki boyutun olduğuna inanıyorum. Birincisi, ya çok net ve açık bir şekilde söyleyelim ki hükümetin en yetkili, en etkili şahısları, kişileri dahi, bakanları, başbakanları dahi süreçten ciddi anlamda rahatsız. Yani özellikle 15 Temmuz sonrası işletilen sürecin yargı, emniyet, istihbarat ayağında yürütülüş biçimi ortaya çıkardığı faturaya baktığında ciddi anlamda rahatsızlar. AK Parti yetkilileri, milletvekilleri, yani bir dokunduğunuz kişi sizden daha fazla malzeme olabiliyor. Herkes şikayetçi. Gidiniz Ankara'ya, meclise, AK Parti bakanlıklara, şeylere, herkes şikayetçi. Ama kamuoyunun önüne geldiğinde, açığa geldiğinde herkes FETÖ'yle mücadele şampiyonu şeyine gidiyor. Şimdi bu tabloyu değiştirme, bu tablonun değişmesi lazım. Birinci sebep adaletten dolayı, hak hukuktan dolayı, hakkaniyet meselesinden dolayı değişmesi lazım. İnsanların mağdur edilmesinden dolayı, zulmedilmesinden dolayı değiştirmesi lazım. Maalesef yani bu kadar olumlu performans ortaya konulmasından sonra, özellikle 15 Temmuz'dan sonra sürecin bu kadar kötü yönetilmesi insanın zoruna gidiyor, insanın ağrına gidiyor. Yani sadece ve sadece merhamet timsali, merhamet ve şefkat ve merhamet timsali, abidesi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın modeli, sünneti örnek alınsaydı, onun Mekke fethindeki örnekliği, davranışı örnek alınsaydı, bu bile FETÖ'yle mücadelenin nasıl olabileceği, sosyolojik zemini, tabanı bizzat kendisi olan, kendisinden olan bir örgütle, bir oluşumla, yapıyla, hareketle ne olduğu bile tam olarak tespit edilemeyen, tanımlanamayacak, tek bir kalıba, tek bir sıfata sığamayacak bu olguyla nasıl mücadele edilebileceği çok rahat halledilebilirdi. Ama sadece öfke ve sadece imha merkezli şey her anlamda ciddi bir fatura ortaya çıkardı. Bahadır abi de programında, Allah razı olsun, devamlı bu konuyla işliyor. Ya 11.480 kişinin morbiyinden bir olaydan, sadece bir olaydan pardonluk bir mağduriyeti, bu Cumhuriyet tarihinde olmamış bir şeydi. Kemalist sistem döneminde bile böyle facialar olmuyordu. Bakın bu basit bir şey olarak görülüyor. Her dindar çevrede, sülalede bir hikaye söz konusu bugün. Her dindar çevrede, yani Anadolu şehirleri gezdiğinizde bunu çok çok net görebiliyorsunuz. Yani şimdi bunu telafi edilmesi lazım. Bu iki sebepten dolayı. Adalet meselesinden, hak hukuk meselesinden, ben Müslümanım. Ben her şeye, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal, sportif, bütün meselelere önce Müslüman perspektifiyle bakalım. Evet. Bunu düzeltmesi lazım. İkinci meselede, ikinci şeyde, madem oy istiyorsunuz, madem oy alacaksınız, madem toplumu kucaklamak, toplumu daha fazla, artı bir perspektifiniz söz konusu, mecburen bunu yapacaksınız. O zaman bu minvalde adımlar atmak zorundasınız. Cezaevinde on binlerce insan söz konusu. Bakınız bu normal bir şey değil. Bir yılda bir örgüt üyeliğinden on binlerce insan tutuklanabiliyor, tutuklanıyorsa süreç yanlış işletiyor. Yani biraz örgüt işlerinden anlayan, biraz cemaat işlerinden anlayan, bu işlerle mücadele nasıl olur diye bir ekip olsaydı, organizasyon olsaydı, salim bir akıl olsaydı, emin olun yani %90'ı bu yapılanların yapılmazdı. Şu ana kadar işletilen bu bir yıllık süreçte yapılmazdı. Ama bütün şey bir cümlenin arkasına sığınılıyor. Merhamet yok ki bir Müslüman asla böyle bir şey söyleyemez. Biz merhamet timsaliyiz. Biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın kuluyuz biz. Biz nasıl olabilir? Rabbimiz merhamet etmeseydi, bu kadar tuğyana, bu kadar ifsada rağmen insanla merhamet etmeseydi, bu devam edebilir miydi? Hayat devam edebilir miydi? Helak olması lazımdı. Rabbimiz bu kadar merhamet ederken bize ne oluyor da biz, bize bir şey yapıldı diye asıyoruz, kesiyoruz, merhamet yok diyoruz. Biz diyemeyiz. Merhametle yaklaşıp süreci döndürmek lazımdı. Bu vergi meselesinden, barışından çok daha fazla önemli olan bir
mesele diye düşünüyorum. Evet. Ben Musa'ya bir şey ekleyeyim bununla ilgili. Manidar bir şey aslında. Ve bu sözlerin ardından çok anlamlı olacak yani Musa'nın bu sözlerin ardından. Şimdi bir şey okuyacağım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 56. yılında ve Yargıtay'ın kuruluşunun 150. yılında yaptığı iki ayrı konuşmadan bir vurgu. Ama neden ben bunu şimdi mesela okuyayım? 56. yıl deyince evet. O zaman 3 sene önceki bir konuşmaya evet, atlayacaksınız. Evet, yani bir de Yargıtay'ın 150. kuruluş yılı dönümünde yaptığı konuşma çok daha manidar bir konuşma. Adalet vurgusu esas ona. Fakat orada şöyle demişti daha evvelkinde, adalete özlem çok ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir diyor. Şimdi bu Yargıtay'ın 150. yılı sempozyumunda diyor ki, bir ülkede halk bunalmış, ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyi kaybedeceğimizi bilmek zorundayız. Bakın çok anlamlı bir şey. Şimdi ama şundan okudum. Şimdi normalde şu konuşmaları yaptığımızda, şimdi biraz evvel Musa'nın söylediği hususlara vurgu yapıldığında aslında sırf Musa orada doğruları söylüyor diye, adalete, merhamete, hukuka vurgu yapıyor diye aslında Musa'nın konuşması önemsenmesi gerekirken, şimdi biz burada Erdoğan'ı referans göstermek durumunda kalabiliyoruz. Ben de programda aynı sıkıntıları yaşıyorum aldığım eleştirilerden zaman zaman. Burada da bundan sonra bizi dinleyecek olanlar bundan sonra böyle dinlesinler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülke için, bu nereye ilişkin, yani Tanzanya'dan bahsetmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan veya teorik bir şeyden bahsetmiyor. Soyut bir şeyden bahsetmiyor. Vakanın üzerinden gidiyor. Tecrübe üzerinden gidiyor. Yani bilinen bir mesele üzerinden gidiyor. Ama işte ülkenin de aslında içine girmiş olduğu maalesef biraz hali gösteren bir şey. Yani eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşursa, ha ondan sonra o konularla ilgili kapılar açılır zihinlerde ve kalplerde. Ondan sonra konuşuruz. Demek ki reis artık uygun gördü. İşte bu siyasal zeminin de yeniden bizler tarafından konuşulması lazım. Peki. AK Parti tarafından da konuşulması lazım. Peki şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bir taraf ne olursa olsun Tayyip Erdoğan gitsin, o diyeyim ki makamdan, o bulunduğu iktidardan indirilsin şeklinde bir mücadele veriyor ve bunun için gözünü karartmış durumda. Bu açık bir şey. İttifaklar, şunlar, bunlar bunu göstergesi. Fakat diğer taraftan da siyaset yapamaz duruma getiren bir perspektif böyle adeta bütün zihinleri ipotek altına almış durumda. O da şu, yani biz FETÖ ile mücadele ediyoruz. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele ederken her şey teferruattır kabilinden bir şey var. Fakat bir başka vaka da şu ki, FETÖ ile mücadele biterse aslında başka bir şeyler de bitecek. Ya da başka birilerinin bulunduğu konumlar, elde ettiği imkanlar da bitecek. Tabii. Fakat bir ülkeyi, yani bir üstelik bu ülke yani böyle bir nevzuhlu bir ülke değil. Yani bir imparatorluğun varisi değil mi? Şu kadar yıllık bir zaman tarihi içerisinde şu kadar devlet kurmuş, mücadele vermiş, haçlarla şunlarla, yani arka planı olan bir ülke. Yani bütün bir toplumu, bütün bir tarihi salt olarak FETÖ ya da FETÖ ile mücadele üzerinden tanımlamak mümkün olabilir mi? Ve böyle bir bakış açısıyla siyasal anlamda diyeyim ki topluma ne vaat edilebilir? Bu da mesela farklı durumda değil ya mi? Ya da sadece FETÖ olmasın. Yedi düelle olsun, PKK ile olsun, Amerika ile olsun, İsrail ile olsun, Esed ile olsun fark etmez. Yani biz adalet dediğimiz şeyi ya da ahlaki standartları, kimliği, varoluşu dostlarımız arasında birbirimize karşı sergileyebileceğimiz, göstereceğimiz bir şey değil ki, bir olgu, bir durum değil ki. Biz tam da adaleti, ahlakı, hukuku düşmanımıza karşı, en kötü olana karşı, en iğrenç olana, en adi olana, en affedersin neyse o artık, karşı ona. Biz ona karşı göstereceğiz, ona karşı yapacağız. Yoksa dostuma ne ahlak şey, ne sergileyeceğim, ne adaleti sergileyeceğim. Müslümanlığın ya da yani Rabbimizin ortağı bizden istemiş olduğu, bir müminden, bir Müslümandan istemiş olduğu duruş, varoluş biçimi budur. Yani sevmediğimiz, nefret ettiğimiz, aleyhimizde olan durumlara karşı bizim ne yapacağımız meselesidir. Ya kin, bir mümin, kin, buz niye duyar, kime duyar? Bir hesaplaşma yaşamış, bir şey yaşamışsın yani. Düşmanına duyar, aleyhine duyar. Savaş olmuş, bir kanlı bıçaklı hal olmuş. Yani bir şeyler yaşanmış. Evet. Yoksa ben niye durduğum yerden insanlara niye kin buz duyayım? Evet. Ayette geçiyor bu kelime. Ama buna rağmen benim nasıl... Şimdi burada aslında ek olarak şunu söyleyeyim.
Rabbimiz bize, yani bizler Müslümanız. Yani her safhada böyle bakmalıyız. Dediği gibi yani İsrail olur, FETÖ olur, Amerika olur, PKK olur. Şöyle bakmak durumundayız yani. Bizler vahiy ile şunu öğreniyoruz. Bütün beka korkumuza rağmen, varoluş meselemizin ortadan kaldırılması korkumuza rağmen vahiy bizi terbiye ediyor. Yani bu var diyor, vahiy bunu kabul ediyor. Bunu normal, fıtri, insani bir şey olarak kabul ediyor. O korkuda haklısınız diyor. O kin ve nefrette haklılık payınız var diyor. Ama diyor ondan sonra, ama diyor bizi terbiye ediyor. Nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bizim yapmamız gereken bunu siyasi alana yansıtmak. Bu kadar basit. Yani basit diyorum ama tabii çok zorlu bir şey bu. Bunu ancak itikadı düzgün, tevhid ve adalet ehli insanlar yapabilir. Bunu ancak o tarihi, geçmişinde o tarihi süzgeçten gelen, o İslami hareket sürecinden gelen, o terbiyeyi almış, o derslerden geçmiş, o biraz dayak yemiş, mücadeleler vermiş insanlar ancak anlayabilirler. Tuhaf olan da bu zaten. Burada belki yanıtıcı, yani sizin o bahsettiğiniz, Kenan Hanım'ın bahsettiği bu siyasal kültür düşüklüğüne düşmesine sebep olan şeyin ideolojik noktasında, AK Parti'nin ideolojik noktasında ki eksen kaymasında yaşanıyor. Nedir o eksen kayması? Yani yerlilik ve millilik adı altında ortaya konulan, yani o milliyetçi yönelime kayış. Çünkü milliyetçi refleksin, milliyetçi perspektifin ahlaki ya da adalet merkezli hassasiyetleri, şeyleri söz konusu değil. Yani öne aldığı şey onun devletin için bekası. Devlet denilen bir şey var. Bir canavar, böyle bir olgu söz konusu. O kutsal, o her şeyin en üstünde. Mukaddes. Sizin dini değerleriniz bile o devlet denilen şeyin altında oluyor. Şimdi böyle olunca ahlaki varoluş, ahlaki tutum, kimlik, İslam'ın kimliği şey, bunlar hepsi tali oluyor, ikinci plan oluyor, esnem oluyor. Yani bu da AK Parti'nin bu bahsettiğimiz bu siyasal kimliğinin belki kültürdeki o düşmesine şey oluyor. Öne çıkan şey ne oluyor? Bu sefer tamamlayıcı, takviye edici unsur olarak işte Hamaset mesela. Tamam. Yeni bir şey olarak Hamaset ortaya çıkıyor. Peki şimdi mesela AK Parti'nin bir noktada Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapması tabii ki kendi tabanında ya da diyelim ki AK Parti tabanında, MHP tabanında ya da oraya yakın bir partinin, mesela Büyük Birlik Partisi tabanında bir memnuniyete karşılanmıştır ama onun dışında bir de AK Parti'nin kendi doğal bir tabanı var, hitabeti bir taban var ve bu tabanı ilk kurulduğu andan itibaren, iktidar olduğu andan itibaren gerek Kürt meselesinde, Ermeni meselesinde, Alevi meselesinde, toplumun laik kesimlerini bir noktada rehabilite etme meselesinde hakikaten çok ciddi bir işlev gördü ama şimdi bir yerli ve milli meselesi var ya da FETÖ ile mücadele meselesi var ya da biz her daim bir tehdit altındayız gibi bir söylem var. Peki bu söylem AK Parti'nin doğal tabanı karşısında nasıl bir diyeyim ki ilgi görecek, nasıl alaka görecek? İşte şunun için soruyorum. Affedersiniz, ben bu hafta sonu işte Bingöl'e gittim, Muş'a gittim ve Tatvan'a gittim. Bu üç ilde, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gittiğimde orada konuştuk, arkadaşlarla görüştük. Sağ olsunlar, çok güzel misafir ettiler, ilgi, alaka ve çok sayıda arkadaşla orada istişare etme zemini bulduk. Orada ben HDP'nin durumunu sordum ağırlıklı olarak. Benim edindiğim intiba arkadaşların sözlerinden, değerlendirmelerinden HDP'nin hali hazırda tabanını koruduğu yönündeydi. Peki dedim, bu kayyum atanan belediyeden memnun insanlar. Fakat belediyeden memnunlar ama yine HDP'ye oy verecekler. Şimdi böyle bir manzara var fakat bu manzarayı görmezden gelen bir medya var. Yani adeta hani zaten kayyumlar atandı. Herkes fıstık gibi hizaya geçti. HDP MDP yok oldu. Dolayısıyla AK Parti artık Diyarbakır'da 7-0, işte Ağrı'da 4-0, efendim Bingöl'de 3-0 alacakmış gibi bir hava var ama ben şundan endişeleniyorum. Bu endişe sizde de var mı? Şimdi 16 Nisan referandumuna giderken de %62-63 gibi, yani MHP ile AK Parti'nin oylarını toplayıp onu bir kaba hesap olarak önümüze koyan bir anketler vardı ya da anketlere atıf yapan bir takım gazeteciler, yazarlar, manşetler vardı.
Şimdi ben açıkçası böyle bir şeyden endişeliyim. Siz ne dersiniz? Yani şüphesiz zaten biraz evvel onu bahsettik ya, yani o sosyolojiyi negatif anlamda, olumsuz anlamda dönüştüren bir tarzı gidiyor şu anda AK Parti. Bizim negatif anlamda. Negatif anlamda tabii ki. Yani buradan sizin bahsettiğiniz o zeminden, o zenginlikler zemininden. Bunlar aynı zamanda geniş ufukluluktur, özgürlükler alanı, hukuk alanı vesaire alakalı gelişmişliktir. Yani kitlenin gelişimi anlamında söylüyorum. Bunlara hazırlanmışlığıdır. Bunu diğer toplumun diğer kesimleriyle doğal iletişim kurma becerisini kazanmıştır bu toplum. Şimdi bunu alıyorsunuz. Başka bir tarafa doğru evriltiyorsunuz. İşte o MHP'lileşme dediğimiz boyut o. Aynı şey bahsettiğiniz şey. Mesela diyelim ki Kürt sorunuyla alakalı. Mesela Kemalistlerin öteden beri bir takım halka dönük tepkimeleri vardır. Nerede bir maraz yaşasalar, biz şey görseler, işte göbeğini kaşıyan adam olur, işte nankör halk olur vesaire olur, şu bu. Veya Cumhuriyet'in ilk dönemindeki nimetlere gönderme yaparlar. Şimdi aynı şey, bakın, yavaş yavaş buraya doğru gider. Bir süre sonra. Yani medyanın diline de bu yansır. Yani Kürt halkından gerekli oyu alamadığınızda nankör, evet, işte hendekten kurtardık, vesayetten kurtardık, nankör. Ki bunun emarelerini biz gördük geçmişte. Halbuki bizatihi medyanın ve hükümetin burada Kürt sorunuyla ilgili mesela şu an duruşunda, yani pausa basmış, verili durumu çözüm olarak görüyor. Sanki sadece Kürt sorunu çözümü sadece sanki PKK'ya silah bıraktırma meselesiymiş gibi ve şu anda kayyumlar var. PKK zaten bayağı bir geriletildi. Tamam, burada çok önemli bir mücadele. Yani bunu, yani bizi izleyenler de yanlış anlamasınlar. Biz hani olumlu o artıları bir kenarda tutarak, yani kolay bir süreç değildi o. Tamam, çözüm süreci hatalar, zaaflar da vardı ama PKK gibi bir yapıdan o bölgeyi onun vesayetinden kurtarmak, hendek sürecinde o süreci iyi yönetmek, sivillere zarar vermemek, sivillere zarar vermeden, Afrin harekatının o halkın kararlılığı göstermek, gönlünü kırmadan, şey yapmadan, eyvallah, bunlara sözümüz yok. Ama bundan sonrası önemli, çünkü kayıplar çabuk gelir, yani olumsuzluklar çabuk yansır. Yani bunu görmek lazım. PKK'yı şöyle görmemesi lazım. Biraz evvel hani dedik ya, batıdan bazen bakışlarda sorun olabiliyor. PKK şu değil, PKK Kürt sorunun temel sebebi değil. PKK o bataklığın ürettiği bir şey. Oradan eşmünema bulmuş, ama esas Kürt sorunu, esas şeyi bu devletin kuruluş aşamasında veya bilahare 20'li 30'lu yıllarda uygulanan politikalarıyla oluşan bir şeydir Kürt sorunu. Ve özellikle o dönemde yoğun olarak, o zaman seküler kimlikli falan insanlar yok, yoğun olarak Müslüman Kürt halkına ilişkin girişilen politikaların uzantısıdır. Bunu görmek lazım. PKK bu süreç içerisinde üredi. Zeminini uygun buldu. Sol, milliyetçi, seküler vesaire, işte bir zaman Marksist deniz, bir zaman milliyetçi bir hareket olarak şey yaptı. Dolayısıyla burada esas olarak Kürt toplumunun talepleri, Kürt halkının talepleri boyutunu görmek lazım. Ve Kürt milliyetçiliğinin nasıl geriletileceğini görmek lazım. Şimdi siz eğer milliyetçi söylemleri, Türk milliyetçi söylemleri artırırsanız, ya bir milliyetçilik diğer milliyetçiliğin çözümü olmaz. Dolayısıyla o sorunu durduğu yerde de durmaz, daha da ileride artırabilirsiniz. Bu sefer size dönük olarak farklı yansımalarını bunun görürsünüz. Pardon, oraya bir daha duralım. Bir milliyetçiliğin o yol açmış olduğu sorunları ortadan diğer kaldırmak için diğer bir milliyetçiliğe sarılmak. İkisini de azaltmak, ikisini de düşürmek lazım. Birini nasıl düşürürsünüz? Onun gerçekten yaralarını, hastalıklarını, yaralarını, üzüntülerini, kaygılarını gidererek. İşte mesela diyelim ki Hüdapar'ın Kürt şeyi oldu şimdi bu seçimlere dönük olarak. Var işte bir takım maddeler var ya, anlamlı yani, hani dil var vesaire, yani Kürt halkının doğal her zaman talep ettiği bir takım şeyleri maddelemişler. Yani hiç olmazsa bu süreçte işte bu gündeme alınsın diye en azından bir dikkat çekme durumu söz konusu. Ama bugün televizyonlarda görüyoruz ilginç bir şekilde. Şöyle değerli, mesela o konu konuşulduğu zaman mesela sol cenahtan birileri, Cumhuriyet Gazetesi yazarı diyelim ki, konuşurken şöyle konuşuyor. Diyor ki işte Kürt halkının temsilcisi HDP. Şimdi bu doğru değil. Öbürü itiraz ediyor. İktidar kanadından olan gazeteci itiraz ediyor. O da diyor ki bir dakika, öyle değil. Kürt halkının önemli bir kısmı dindar, muhafazakardır. Bunlar da daha fazla olmak kaydıyla AK Parti'ye verirler. Yani bunu, bu tabloyu, şu anki verili durumu, ki bilmiyoruz ne olacak, kazanç olarak gören ve hali hazırdaki durumdan da gayet memnun olan bir tarz söz konusu. Halbuki o pausa basıldığı yerden devamı gelmesi lazım. Eğer devam gelmezse yaralıcı şeyler oluşabilir. Mesela şunu görelim. Diyelim ki 15 Temmuz sonrası süreçte
iktidar cenahından bir takım siyasetçilerin ve gazetecilerin, mesela diyelim ki Doğu Perinçek üzerinden çizdikleri bir tablo vardı. Özellikle FETÖ ile mücadelede Kemalist kesimle buluşma anlamında bir sembol oldu. O da televizyonlara çıktı. Devletin tasarruf hakkı vardır dedi. Vesaire. Yani FETÖ üzerinden böyle bir şey, buluşma gerçekleşti. Şimdi bakın, bazıları şöyle bakıyorlar. Yani Erdoğan'ı bu anlamıyla şey görenler şöyle tolere ediyorlar. Diyorlar ki şu anda göz yumuyor ama 24 Haziran'dan sonra o işi de halleder. Yani oraya prim ver. Doğrudur. Yani belli ölçüde Erdoğan prim vermedi. Ama özellikle bir takım siyasetçi ve gazeteciler çok yoğunlaştılar. Şimdi bu halkı etkiledi. Olumsuz anlamda etkiledi. O tabanı konuşuyorduk evet, ya. Evet, evet. Ama şu oluyor işte. Yani her ne kadar 24 Haziran'dan sonra muhtemelen umudumuz bunun değişeceği noktasında olsa da sosyolojik yaralar açılıyor burada. Buna bakmak lazım. O belki uç bir nokta olarak görülebilir Perinçek örneği. Zaten şimdiki çıkışlarıyla da kendini belli ölçüde gösterdi, öyle söyleyelim. Belki konuşulur. Ama özellikle MHP boyutu, özellikle devletin reflekslerine dönme ve bunu normalleştirme. Yani o gücün vereceği refleksleri normalleştirme şeyi, bu insanda da alışkanlık yapar. İktidar bunu kolay kolay terk edemez. Peki siz ne dersiniz bu konuda? Yani milliyetçi, ulusalcı söyleme ya da sembollere dönük bir takım vurguların artması ve bu dilin hem siyasette hem de medyada adeta böyle, nasıl diyeyim, baskın bir karakter haline gelmesi, şimdi AK Parti'nin aslında yapmadığı bir şey bu. Çünkü evet. O iki milliyetçiliği de birbirinden beslenen, hatta kandan beslenen diye suçladı. Uzun bir dönem terk etti. Cumhurbaşkanı milliyetçiliği defalarca ayaklar altına aldığını söyledi ama bugün gelinen aşamada milliyetçilik adeta böyle bir nasıl diyelim, olmazsa olmaz yani gibi görülüyor. Şöyle, Türkiye'yi tanımayan birisi dışarıdan gelip baktığında İki parti koalisyon, ittifak yapmışlar dediğimizde, söylenmelere, şeylere baktığınızda herhalde büyük parti, çok büyük olan partinin MHP olduğunu zanneder, düşünür. Çünkü yahu sizin aldığınız oy ortada. %50 oy almışsınız. 15 yıldır memleketi yönetiyorsunuz. Gücünüz ortada. MHP'nin aldığı oy belli, alacağı oy belli. İyi Parti sonrası zaten düşüşü söz konusu. İyi Parti, MHP size muhtaç. Yani siz tamam MHP'nin oyunu almak istiyorsunuz, alma durumunuz olabilir ama esas size muhtaç olacak parti MHP'dir. Ama öyle bir, yine ölçüsüz bir şekilde MHP'yi öne çıkarma, MHP 12 Eylül iktidarı için şey diyordu ya, kendisi zindanda, fikri iktidarda meselesi gibi. Şimdi her yönüyle iktidar olmuş gibi. Fikri, kadrolar itibarıyla, her şeyiyle, politikalar itibarıyla MHP iktidar. Bu mantıklı değil, bu doğru bir şey değil. Hani ittifak yapabilirsiniz. Belli politikalara, belli şeylere yönelik, seçimlere yönelik ittifak olabilir. Ama onun ideolojisini, onun kimliğini niye kabul ediyorsunuz? Onun yaklaşım biçimini niçin onun elbisesini giyiyorsunuz? Milliyetçi elbiseyi, milliyetçilik libasıyla niye kuşanıyorsunuz? Yani bu sizin bahsettiğiniz şey en kritik zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca söyledi. İlahi buyruğu söyledi. Milliyetçi cahiliyeyi ayaklarımın altına alıyorum dedi. Öyle değil mi? Hatırlayalım. Bu bütün milliyetçilikleri. Bu çok önemli bir şeydi. Şimdi özellikle son bir yılda kana yapılan vurgular, etnik vurgular, abartılar, hamasetler, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu çok yanlış bir şey. Yani bir de olayın bir parantezi açayım. Olayın şey tarafı şu. Yani sadece milliyetçiliklerin işte Türk milliyetçiliğinin, Kürt milliyetçiliğinin arttırma meselesi değil. Milliyetçilikten önce biz Müslümanlar rahatsız oluyoruz. Esas bu meseleden rahatsız olan çevreler İslami çevreler, dindar çevrelerdir. Yani bunun, bakın bu böyle devam ederse önümüzdeki süreçte bunun yansımaları, şeyleri ortaya çıkacaktır. Unutmayalım ki Türkiye siyasal sisteminin son 50 yılına baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi milliyetçi kirlilikten, cahiliyeden, kimlikten ayrışma sürecidir. Dindarların siyasal kültürdeki, Türkiye siyasal kültürdeki son 50 yıllık mücadelesinde bu çok belirgindi, çok şey bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sizin tekrar o geri kimliğe dönmeniz
herkesin kabul ettiği bir şey değil yani. Peki. O zaman kısa bir araya gidelim. Bu aranın ardından milliyetçilik meselesinin, MHP ile ittifakın, Büyük Birlik Partisi ile ittifakın getirileri, götürüleri nelerdir? Toplumda ne gibi karşılıklar buluyor? Onu değerlendirmeye devam edelim. Evet, 24 Haziran'ı değerlendirmeye devam ediyoruz. Programın bu bölümünde biraz da muhalefetin durumunu değerlendirelim. Meral Akşener hiçbir kimse lehine adaylıktan çekilmeyeceğini beyan etti ve bu durumda aslında bir noktada çatı aday projesini de ortadan kaldıran isim olarak karşımıza çıktı. Onu değerlendirelim istiyorum. Bir de Saadet Partisi'nin durumunu değerlendirelim istiyorum. Saadet Partisi'nin durumu nedir? Çünkü yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman genellikle özellikle Bekir Bozdağ'ın en son söylediği cümleden yola çıkarsak bu ittifak merhum Erbakan'ın kemiklerini sızlatmıştır gibi bir yaklaşım ortaya koydu. Ben önce bu sefer Musa Bey'e sorayım. Meral Akşener'in pozisyonunu, İyi Parti'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani MHP'den ayrıldı, MHP'ye bayrak açtı ve Türkiye tarihinde Büyük Birlik Partisi'nden sonra ilk defa böyle bir hareket oluştu MHP'nin yan tarafında. Ve bakıldığında teşkilatlar her ne kadar merkezde kalmış olsa da taban boyutunda Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin bir diyeyim ki karşılığı bulunuyor gibi görülüyor. Her ne kadar bazı şişirme anketler bunu abartmış olsa bile. Siz ne dersiniz? Meral Akşener proje miydi? Yoksa bir projeyi bozan mıydı? Meral Akşener nerede duruyor burada? Ne yapabilir? Yani proje ya da üst akıl ya da işte patron emretti vesaire söylemlerini en çok da AK Partililerin kullanması komik kaçıyor. Çünkü unutmamaları gerekiyor ki AK Parti için yıllarca BOP projesinin ürünü Amerika tarafından kurdurulmuş vesaire, başta Saadet Partililer olmak üzere ulusalcılar, Kemalistler yıllarca bu edebiyatı yaptılar. Şimdi bu edebiyata yaslanarak, bu edebiyatın kötü bir ürünü olarak aynı malzemeleri alıp işte rakipler için kullanması ahlaken de doğru değil, vaka olarak da doğru değil. Hükümetin ben şahsen yanlış yönettiği vakalardan birisinin İyi Parti meselesi olduğuna inanıyorum. Yani devlet, yani İyi Parti meşru bir siyasal rakip olarak değerlendirme yerine imha edilmesi gereken, boğulması gereken, önünün behamal devlet imkanlarıyla önünün kesilmesi gereken bir şey olarak görülmesi çok yanlış bir şey. Yani İyi Parti'den en fazla rahatsız olacak parti MHP'dir. Çünkü MHP'ye ciddi anlamda zarar verdi. Bahçeli bu durumun çok iyi farkında. Ondan dolayı zaten AK Parti'ye Bahçeli yanaştı diye düşünüyorum. En çok rahatsız olması gereken oyken hükümet sanki birinci dereceden kendi muhalifi, kendi şeyiymiş, rakibiymiş gibi İyi Parti'yi mağdur ediyor ya da gündemleştiriyor. Güya susturacağım adı altında uyguladığı yöntemlerle daha fazla gündemleştiriyor diye düşünüyorum. Yani CHP'yi de eklemek. Tabii. Rahatsız yani, olması gereken. Evet. Evet, CHP'den. İkinci oy alacağı şey de CHP. Yani İyi Parti'nin bu anlamda yani herhangi bir şey de yok. Yani Meral Akşener'in mesela konuşmalarına bakalım, ideolojik duruşuna veya çizgisine bakalım. Bir şey söyledi falan da yok. Ama ona yönelik o uygulanan tavırlar, devlet gücü, baskısı, kongre yaptırtmalar, salon vermemeler, hatta seçime sokturulmaması çabası başlı başına bir felaket, yanlışlık bir şey ya. Yani AK Parti gibi bir parti, AK Parti gibi çarpışa vesayette, askeri vesayette, Kemalist sistemle, resmi ideolojiyle çatışa gelmiş. Manşetlerle çatışa gelmiş. Yani lideri seçimlere sokulmamış, başbakanlığı engellenmiş, cumhurbaşkanlığı engellenmiş. Yani her aşaması çatışmayla, kavgayla, mücadeleyle gelen bir siyasal parti aynı kötü mirası
bugün şeylere uygulanıyor. Yani şey o alacağı oy şüpheli olan, evet, barajı geçip geçmeyeceği şüpheli olan partiye uyguluyor. Orada ilginç bir şey de oldu. Bu nasıl ilginç bir şey? Şöyle, yani bu süreç dediği gibi işledi Musa'nın ama Abdullah Gül ortaya çıkınca bu sefer Meral Akşener ipine tutunma durumu söz konusu oldu iktidarda ve oyun bozucu mecliste oyun bozucu oldu. Ama bu kendi paradokslarını da ortaya koydu. Çünkü Pensilvanya'nın kurdurttuğu, efendim kumpasla, kuryeyle, bilmem neyle işlerin döndüğü bir vasatta birden iki gün sonra Meral Akşener oyun bozan Asena veya kahraman haline geldi. O kendini Asena olarak lanse etmiyor da yani onu geri plana itiyor. Ama dediği gibi yani şimdi şunu görmek lazım. Mesela diyelim ki Saadet Partisi en son bir anket yapmış. Nasıl bir anket ben de doğrusu çok anlayabilmiş değilim. Tamam, hem de Saadet Partisi'ne de gelmiş olalım. Ya, tamam, mesela %15 CHP çıkmış o ankette. %11 İyi Parti, %6 Saadet Partisi, toplamda %32 ittifak, Demokrasi İttifakı boyutu. Şimdi burada anlaşılır gibi değil. Bir kere rakamlar çok tuhaf. Çünkü o zaman demek ki 10-11 puanı, 10 puanı CHP'den almış olan bir İyi Parti'den bahsediyoruz burada. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani o anketle alakalı sıkıntı yok. Küçülerek çoğalan bir. Yani böyle bir şey değil. Ama şu da var. Şunu görmek lazım. Yani CHP'nin İyi Parti ile beraber ya da Saadet'le beraber yaptığı şey de şöyle bir, yani muhalefetin şu psikolojisini anlamak lazım. Mesela diyorlar ki iktidar kanadından, sen kendini inkar etmiş oluyorsun. CHP oy kaybetme pahasına, işte 5 puan 6 puan neyse oy kaybetme pahasına işte İyi Parti ile ilişkiye giriyorsun. Halbuki orada da bir Kemalist vesaire bir şey var, senden çalıyor falan. Ya tamam da sen de o zaman eski sistemi şeyleriyle düşünüyorsun. Hep karşı tarafı suçluyorlar ya. Evet. Yeni sistemde böyle değil. Yani yeni sistemde şunu düşünüyor orada muhalefet. Bir kere meşruiyet umdesi olarak şunu koyuyor ortaya. Ya artık parti mi önemli değil diyor. Yani halka lanse ediş biçimi bu. Önemli olan kuvvetler ayrılığıdır diyor. Demokrasidir diyor. Demokrasi kültürünün gelişimidir diyor. İşte yolsuzluklarla mücadeledir diyor. Vesairedir diyor. Dolayısıyla tıpkı o hani Abdullah Gül'ün veya Davutoğlu'nun konuşmasında temel ilkeler olarak vurguladığı hususları muhalefet bugün ana umde olarak ortaya koyuyor ve seçmene de bunu söylüyor. Yani önemli olan artık partiler üstü bu zeminin oluşabilmesidir diyor. Yani inanırsınız inanmazsınız ayrı. Ama bu da doğru bir tarz. Bu da doğru bir strateji. Yani orada 5 puan 3 puan gitmiş gelmiş önemli değil. Bir yani de orada Saadet'in belki çok enteresan. Onu soracağım ben. Evet. Saadet Partisi yani diyelim ki almış olduğu o geçen seçimde 325 bin civarında bir şeydi. Binde bir bile. Binde yedi. Bir şeydi. 1 Kasım seçimlerinde. Evet, 1 Kasım seçimlerinde. Ama Saadet Partisi'nin de yine aynı şekilde çok fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Yani aldığı oyla ters orantılı olarak kilit rol oynuyor. Yani siyasetin temel aktörlerinden birisi rolü şu anda söz konusu. Bence bu iki sebepten kaynaklanıyor. Birincisi yine hükümet süreci yanlış yönetti. Yani orantısız yüklenmesiyle Saadet gündemleşmiş oldu, gündeme gelmiş oldu. Bu hemen hemen her meseleyi çözüş biçimi ters yapıyor aslında hükümetin bu tür konularda. Rakiplerine, muhaliflere yönelik politikaları, tarzı böyle bir şey oluyor. İkinci bir mesele de Saadet Partisi oyu az ama muhalefet cephesinde bir meşrulaştırma aracı rolü oynuyor. Yani hükümetin yapmak istediği, AK Parti'nin özellikle yapmak istediği cephe siyasetini bölen bir şey. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gördüğü için ısrar etti Saadet'le. İttifak meselesi için. Ama Saadet Partisi belki Temel Karamoğlu'nun şahsından dolayı çok fazla çatışmacı bir üslup şeyi kullanmıyor ama ideolojik olarak hadiseye baktığından dolayı ideolojik duruşu itibariyle AK Parti'den ciddi anlamda farklılık arz ediyor. Yani asla bir araya gelmesi söz konusu değil. Neden yani, neden söz konusu olaması? Bu şeydir. Yani dünyaya bakış açısı itibariyle, belki dindarlıklar itibariyle ikisi de dindardır ya da geçmişler itibariyle aynı şeyden gelebilirler ama Saadet Partisi'nin bugün dünya siyasetinde iç ve dış meselelerdeki duruşu ulusalcılarla şeylerle birliktedir. Yani 28 Şubat'ta darbenin mağduru partisidir Milli Görüş çizgisi ama bugün sorun darbeyi
Kemalistler yapmadı diyebilecek kadar farklı bir zihin söz konusu. Yani olmamasından yola çıkarak. Tabii 28 Şubat davasında şey dedi. Hayır, olayları izah ediş biçiminde de asker yapmadı, Amerika yaptı, İsrail yaptı diyor. Ya Kemalistler yaptı bu darbeyi. Ama hayır, yani bu sadece Saadet Partisi'nin sorunu değil. Bugün İktidar Partisi'nde de aynı şeyler var. Yani Kemalistler'le barışma adı altında iki gün önce Oramirel işte Özden Örneğin vefatı sonrasında yazılan haberlere baktığımız zaman gül gibi adamdı, fıstık gibi adamdı. Vatan millet Sakarya için çalışıyordu ama Fethullahçılar bir kumpas kurdu. İşte zaten Saadet Partisi bu ulusalcı çizgiye, bu şeye yıllardan beri gitmiş durumda. Zaten hükümetin de son özellikle 2 yılda uygulamış olduğu o milliyetçi siyaset, yerlilik, millilik edebiyatı altında uyguladığı şeyler, hı hı, askeri vesayete, geçmişe yönelik Ergenekon, Balyoz vesaire meselelere yönelik bakış açısından da kırılmaya yol açıyor. Yani politik kültürü, evreni, bakış açısı Saadet'e doğru gidiyor zaten hükümetinde. Yani bu anlamda AK Parti'nin şeyi yani hani ona doğru. Ulusalcı ya da milliyetçi söylemler ama her iki ittifakta da belirleyici bir pozisyon. Ama son tahlilde yani şurada şey var. Ama yine de bunu pragmatik bir tarzda yapma yönünde ciddi emareler de var hükümetin. Nasıl? Yani pragmatist olduğu için işte Erdoğan'ın mecbur kaldığından dolayı süreci böyle yönettiğine dair şeyler de söz konusu. Yoksa işte Kemalistler ya da ulusalcılarla bakış açısı şeyi bellidir. Yani o bu bir evredir. Aşılması gereken şey. Öbür taraf daha yani stratejik daha davranıyor. Yani evet. Hükümet tarafından ya da Tayyip Erdoğan tarafından evet, taktik bir evet, diyeyim ki süreç olarak görülüyor. Milliyetçi söylem ya da semboller ama diğer taraf evet, böyle diyorsunuz. Peki ben size şey soracağım. Saadet Partisi'nin pozisyonuna geleceğim. Yani Musa Bey diyor ki karşı taraf açısından daha çok oy potansiyelinden daha çok meşrulaştırıcı bir rolü olduğu için düşünüyor. Ama Saadet Partisi'ne dönük eleştirileri de bazen şey yapılmıyor mu? Yani böyle sıkıntılı eleştiri olmuyor mu? Mesela Temel Karamollaoğlu'nun eşinden dolayı eleştiren, onun eşine dönük böyle son derece ahlak dışı saldırılar yapan bir takım şeyler de oluyor. Tabii. Normalde Saadet Partisi nasıl eleştirilmeli? Yani hangi dediğim ki çizgisi, hangi söylemi, hangi ilişki tarzı? Şimdi Musa Bey 2002'den itibaren aslında Saadet Partisi'nin ulusalcı kanada kaydını söylüyor ki aslında bunun emaresini, hı hı, Kıbrıs'ta hükümet evet referandumun desteklediği için, hı hı, İşçi Partisi'yle, efendim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile filan o dönem Saadet Partisi yan yana gelmişti. Evet. Bu dönemde de böyle bir şey mi var? Yani ne söylenmesi, nasıl söylenmesi lazım? Evet. Yani ahlaki bir eleştiri şimdi, reddiye diyelim ya da. Oradan eleştiremiyorlar. Çünkü demin dendiği gibi kendileri de benzer bir pozisyonu tahkim etme çabası güdüyorlar zaman zaman. Yani şimdi TGB ile beraber iş yapabilme kabiliyeti geliştirmiş bir parti var bir yanda ama diğer tarafta da bir gazeteciler ordusu var. Onlarla birlikte ilişkiler kuran, onları yeri geldiğinde cilalayan veya olumsuzluklarını görmezden gelen. Hı hı. Mesela nasıl olur? Diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir şeylerde manşetler atıyorlar, görmezden geliyorlar. Veya Suriye meselesiyle ilgili Türkiye'yi Suriye meselesine Esed'le masaya oturmaya davet eden mi diyelim ki yazılar yazıyorlar. Bu taraf görmezden geliyor. Evet. Hatta bu tarafta da o minvalde Mehmet Barlas'ın falan da tabii ki tabii, beklentiler var. Aslında içten içe o konuyla ilgili böyle pusuya yatmış bekleyen bir medya cenahı da var. İktidarı savunan cenahı. Yani Tayyip Erdoğan'ı güya savunan ama aslında Esedçi çizgide olan hükümete yakın, TGB ile beraber iş yapmaya çalışan, Perinçek yani, çizgisini parlatan Tayyip Erdoğan bu konuda en ufak bir taviz verse yazarlar. İşte mesela Binali Yıldırım'ın sözünün üzerine atlayabiliyor mesela diyelim ki ya da Numan Kurtulmuş'un. Yani Tayyip Erdoğan bu noktada kesin biraz bir yerde esnese, durmasa, biraz esnese hemen onun arkasını Esekçi getirecek. Tabii yani kesimler Türkiye'de var. Hatta şöyle söyleyelim yani Davutoğlu'nu da mesela buradan vurmaya çalıştılar yoğun biçimde. Hı. Halbuki o dönem biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte üretilmiş bir politik süreç olmasına rağmen onu oradan bağımsızlaştırdılar. Hani bu işi başımıza bela Davutoğlu etti. Şimdi bunu söyleyenler ortaktı. Kim? Saadet Partisi bunu söylüyordu. Perinçekler, ulusalcılar, Kemalistler bunu söylüyorlardı. CHP CHP bunu söylüyordu. Yani MHP de bunu söylüyordu esasen. Ve iktidarın medyası da bunu 15 Temmuz'dan sonra özellikle söylemeye başladı. Hatta daha öncesinde bunu ifade ediyorlardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı cümleleri, işte Emevi Camii'nde namaz kılmak falan gibi cümleleri Davutoğlu'na atfederek yazılar bile yazdılar. Yani burada da ahlaki davranmadılar. Dolayısıyla zaten hani böyle bir şey bu anlamda iş işliyor. Eleştirilecekse Saadet Partisi
Burada mesela özellikle Suriye politikasında durduğu yer itibariyle bence eleştirilmeli aynı zamanda. Yani bu çok ciddi bir problemdi. Burada bir programda işlemiştik. Yani Müslüman bir parti, yani Müslümanların oluşturduğu bir parti olması hasebiyle çizgisi var. Geçmişten bugüne gelen çizgisi var. Hamaya sahip çıkmış bir çizgi. Hamaya sahip çıkmış bir çizgi. Öyle baktığımızda makasudu şeria bağlamında meselelere bakması gerekirken iç ve dışta çelişki oluşturdu. Mesela içeride Temel Karamollaoğlu olsun, bir takım Saadet Partili hukukçular olsun, güzel aslında insan hakları mücadelesi verdiler. Yani baktığımızda ve AK Parti tabanına dönük de bakıldığında inandırıyor. Yani İslami kesime dönük bakıldığında Kılıçdaroğlu nasıl inandırıcı değilse, bu taraf tam tersine inandırıcı bir, yani hakikaten mağdurların problemlerini çözmeye dönük söylemler geliştirdiler ve adımlar da attılar bununla alakalı. Bir hak hukuk savunuculuğu yaptılar. Çok güzel. Peki aynı ilkeselliği neden sen Suriye halkı için gösteremedin? Hı hı. Yani tutuyorsun Amerika'nın işte bombalama ihtimali karşı, o da işte Esed'in kimyasal depolarını falan filan. Yok mübarek bir gecede bilmem ne oluyor. 7 senedir sen mübareği mi kaldı? Mübareği veya mübarek olmayanı, cumasıyla, pazarıyla, cumartesiyle, her türlü bayramıyla. Yani 7 senedir bombalanan bir Suriye'de yeni mi aklına geldi oradaki şey? Dolayısıyla buradaki şey belki bu bağlam da eleştirir. Ama öte yandan şunu da görmek lazım. Yani Saadet Partisi'nin hukuk alanındaki duruşu da olumlanması gereken, bence burada şey yapılması gerekir. Yani iyi bir yerde durmaya çalıştılar. Bunun da altının çizilmesi lazım. Yani hakkının bu noktada teslim edilmesi lazım diye düşünüyorum. Çaba da gösterdiler, gayret de gösterdiler bu noktada. Evet. Son tura girmiş oluyoruz. Siz bu şeyde nasıl bakıyorsunuz? Mesela MHP'nin ittifakıyla birlikte şimdi baraj problemi kalmamış oldu MHP'nin. Peki MHP'nin mesela bu noktada yarın ya da öbür gün birlikte müracaat edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek adayımızdır dedi. Kendi listeleri de hazırlıyorlar. 24-25 Mayıs'ta zannediyorum MHP listelerini teslim edecek. Peki MHP bu süreçte nasıl bir karşılık bulacak? Yani toplum nazarında, yani milletvekili seçilirken oy oranını ne yapabilir, nerede olabilir? Yani %11 oy alabilir mi? İleri mi gidecek, geri mi gidecek? Nasıl görüyorsun? Şimdi referandumda, Cumhurbaşkanlığı referandum seçimlerinde bir ihtilaf söz konusuydu. Yani MHP tabanı oy verdi, vermedi. Hı hı. AK Parti oy kaybetti, kaybetmedi tartışması vardı, hatırladınız. Bu tartışma bu seçimlerde netleşmiş olacak. Yani saçmalık yani, dökülecek diyorsun. Evet. Yani aynı olmasa da. Evet. Yani ben şeyin çok olacağını düşünmüyorum. Yani seçmenin işte diyelim ki AK Partili, normalde seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş birisi gidip MHP şeyine mühürünü basacağına inanmıyor. Herkes kendi partisine bilinçlidir. Yani Türkiye seçmeni, Türkiye toplumu bu anlamda çok bilinçli oy kullanıyor. Yani karışıklık olacağını düşünmüyorum. MHP'nin oy itibariyle ben oy kaybedeceğine inanıyorum. Yani İyi Parti MHP tabanında, MHP'nin o tarihsel kimliğinde, kadrolar itibariyle, siyaset önderler itibariyle çok ciddi bir darbe vurduğuna inanıyorum. Sembol isimlerini, sembol şeylerini kaybetti. Her şehirde, Anadolu'nun her şehrinde ki o ülkücü gelenekten gelen, o ülkücü şeyi, siyaseti temsil eden, kültürü temsil eden kişilerin ciddi bir yekünü İyi Parti'ye doğru kaydı. Bunu da İyi Parti'nin yani şu anda aktif, dinamik şeyi temsil eden iki kesim var. Birisi AK Parti, AK Parti kongreleri ve şeylerine baktığımızda bunu görüyorsunuz. İkinci bir şey olarak da dinamik, canlı şey var. Ben İyi Parti'nin olduğuna inanıyorum. Yani etkinlikleri, kadroları, şeylerine baktığımızda engellere rağmen daha dinamik ve daha canlı. Bunun seçime yansıyacağına inanıyorum. Ama bu 5-6 mı olur, 10 mu olur, 8 mi olur, bunu kestemem. Ama MHP'de düşüş olacağına inanıyorum. Bu daha da fazla iyiydi. Ama özellikle Afrin süreciyle birlikte yükselişe geçen bir milliyetçi şey söz konusu, hükümetin o önderlik, politik önderlik şeyini adeta MHP'ye vermesinden dolayı MHP'ye kayan oylar olduğuna inanıyorum. Yani MHP'nin tekrar biraz toparlanma ve tırmanışa geçmesi söz konusu. Bu tabii iki ayda
inişe geçer mi, sönümlenir mi onu kestiremiyorum. Yani zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri öne aldırma meselelerinden birisi de zaten o Afrin rüzgarından istifade etmeydi. Peki size sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu ne olacak? Yani hali hazırda aday belirleyememiş bir durumda ve çok iddialı konuşuyorlar. Yani Erdoğan'ı çıldırtacak bir adaydan bahsediliyor. Efendim toplumu zıplatacak bir adaydan bahsediliyor. Ekonomiyi şöyle bilecek, diplomasiyi böyle bilecek falan falan. Neticede Cuma günü açıklanacak. Yani Cuma günü açıklanan aday CHP tabanında ya da CHP'nin hitap etmek istediği Erdoğan karşıtı cephede sizin tahmininize göre yani böyle bir diyeyim ki atak oluşturabilir mi? Böyle bir dinamizm oluşturabilir mi? Nasıl görüyorsunuz bu söylemin sonucunu? Vallahi o ihtimal Abdullah Gül'de vardı. Abdullah Gül'le birlikte bütün o ihtimaller kalktı. Yani şu anda aday gösterme hususunda CHP hem kendi içinde hesaplaşıyor, hem kendi içinde bir kavga veriyor. İşte şu aday olursa Muharrem İnce isyan bayrağını açacak. Veya birileri diyor ki sen ol diyor. Niye? İşte gitsin de kaybetsin ve ortalıktan kaybolsun diye. Herkes birbirine bunu şey yapıyor. Dolayısıyla hani burada çok heyecanlandırıcı falan bir şey zaten o anlamda ortaya çıkmayacak. Hani CHP bundan sonrasına ilişkin olarak şunu yapacak. Mecliste çoğunluk, o ittifakın çoğunluğunu sağlamaya çalışacaklar. Yasama noktasında etkili olmaya çalışacaklar. İcraatlarla alakalı ve belki hani tahminen işte tekrardan Türkiye'yi bir erken seçime götürme gibi bir takım şeyler yapabilirler mi? Geçmişte yaptılar çünkü. Çünkü bu noktada zaten hani yapıcı bir muhalefet yapma hususunda hiçbir umut bu noktada vermiyorlar zaten. Yani bunu görmek lazım. Dolayısıyla CHP'nin bundan sonra yapacağı başka fazla bir şey yok. Yani sistemin tekrardan değişmesi konusu da çok kolay bir konu değil. Çok zor bir konu. Yani geriye işlemesi dediğimiz olay tabii, yani tabii. Yeni bir referandum süreci tabii, olacak. Aynen. Yeni bir anayasa yazılım tabii, süreci tabii, değil mi? Yani tabii, bu kesinlikle. Kolay bir şey. Kesinlikle ama şu var. Yani her ne kadar rakam yüksek olsa da sanırım 400 civarı olması lazım yeni sisteme göre. Mesela diyelim ki yargılatma meselesi. Bu da endişe olarak konuşulan meselelerden biri. Yani sistemin de getirdiği bir şey bu. Yani eğer bu o rakama ulaşılabilirse işte başkanı yargılatmaya kadar, Yüce Divan'a götürmeye kadar bir çaba içerisinde. Ben bu çabayı çok güdebileceklerini düşünmüyorum. Şu anda böyle endişe gibi söyleniyor. Belki motive etmek için hani vekillerin kaliteli olmasıyla alakalı, nitelikli olmasıyla alakalı motive edici bir unsur olabilir. Bundan sonra yapacağı budur. Yoksa sistemi geri çevirme falan çok zor. Eğer buna oynarlarsa zaten o zaman ciddi manada sistemi tıkayıp işletmeyip Türkiye'yi başka türlü bir kaotik şeye götürürler. Zaten bütün hikayemiz de bu değil mi? Aslında bütün bizim de endişelerimiz, korkularımız Türkiye'de yani bu kadar işte AK Parti eleştirisi olsa da olmasa da yani bundan sonrakine sisteme ilişkin yani Erdoğan'ın olması Erdoğan'ınla devam edilmesi öyle ya da böyle yani bir şeyler düzelecekse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir ortamda düzeltilmeye çalışılması yani şu an Türkiye realitesi olarak tabi sadece Türkiye içi olarak söylemiyorum bunu bütün sorunlara rağmen dış politika uluslararası ilişkiler Suriye meselesi bütün bunlara baktığımızda Allah muhafaza demin konuştuğumuz kesimlerin o politikaları bir şekilde ele geçirdi ya da etkili olduklarını düşünelim yani Türkiye iyi bir yere doğru gitmez ama var olan üzerinden değiştirmeye çaba gösterilirse gayret sarf edersek hepimiz hep beraber şu da görelim. Yani bizlerin durduğu yeri de nitelemek açısından bence bu önemli. Şimdi Türkiye'de 3 kesim bana göre var. Bir kesim çok zayıf, vasat olan kesim zayıf ama 2 tane ana kesim var. Biri kronik muhalifler. Yani ne yaparsa yapsın, iktidar ne yaparsa yapsın ağzıyla kuş tutsa memnun etmeyecek ve bence ahlaki olmayan tarafları da olan bir muhalefet şeyi benimsiyorlar. Çünkü doğruları hiç görmüyorlar. Bir taraf var ki demin bahsettiğim mutlak itaatçi kesim. Her ne yapılırsa hikmeti devlet, hikmeti Erdoğan'dır. Yani bırakın büyük meseleleri hani karakolda adam birkaç saat fazla tutulsa vardır bir bildiği ki tutuyordur oradaki polisler var diyecek bir suçu. Kadar. Ha, vardır bir suçu orada oraya düşen insanın diyecek kadar mutlak itaatçi. Bir de vasat olanlar bence açıkçası hani kendimizi de oraya katarak söylüyorum ve bunun çoğalması için Rabbime dua ediyorum. Doğruları doğru olarak görüp yanlışların da düzeltilmesi için çaba gösteren kesimler inşallah sayıları artar diye umut ediyoruz. Evet inşallah diyelim biz de. Programın sonunu getiriyoruz mecburen. Bahadır Kurbanoğlu'na teşekkür ediyorum. Musa Üzer'e teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyiciler Seyir Defteri programının bu hafta sonuna geldik.
İnşallah yine önümüzdeki hafta doğal olarak seçim gündemini değerlendireceğiz. Muhtemelen Cuma günü en geç bu aday açıklanmış olacak. Tabii neler değişecek onu bilmiyoruz ama muhtemel bundan sonraki adayı elle tutulur, gözle görülür olduğu için daha doğru, daha isabetli bir şekilde değerlendirmek mümkün olacak. Haftaya buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun diyorum.